Işık Menkul gün sonunu sunar. Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakullukçu. Sizlerle birlikte olacağız efendim. Yurt içindeki dinamiklere bakacağız. Özellikle Borsa İstanbul'da gerileme devam ediyor. Kar satışları var. 1500 puan seviyesinin de altını kırdığını gösteriyor. Peki burada kalıcılık olur mu? Özellikle ana destek noktaları hangileri? Kur tarafındaki yükselişi de değerlendireceğiz. Cenk Akyoldaş hatta ilk bölümde bizlerle birlikte olacak. Ekoturk Araştırma Müdürü. Diğer konuklarımızla da genel görünümü de değerlendireceğiz aynı zamanda. O yüzden öncelikle bakalım kimler bize eşlik ediyor. Öncelikle öne çıkan haberlerimize bakalım. Bugün Merkez Bankası TL zorunlu karşılık oranlarını arttırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için 200 bas puan artış yaptı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre yurt dışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat katılım fonları için zorunlu karşılık oranını %3 olurken 1 yıla kadar vadiler için %4, vadesi 6 aya kadar olanlar için ise %6 yaptılar ve yurt dışı bankaların dahil olduğu mevduat katılım fonları ise zorunlu karşılık oranlarını 1 yıla kadar %8 yapıldı. Halkbank'a gidiyoruz. Halkbank'tan TÜRSAP üyesi seyahat acentelerine destek paketi geldi. Halkbank ve TÜRSAP arasında TÜRSAP üyesi seyahat acentalarına destek paketi protokolü imzalandı. Protokole göre ise Halkbank Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi seyahat acentelerine ticari faaliyetlerini kullanmak üzere 6 ay ana para ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilecek, 100 bin TL'ye kadarsa finansman desteği sağlayacak. Ve TESK Başkanı, Genel Başkanı Palandöken, esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda esnafın henüz iş yapamadığına dikkat çekti. Ve Palandöken bu nedenle yapılandırma borç ödemelerinin normalleşme takvimi de dikkate alınmak suretiyle en az 6 ay daha ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde yüz binlerce esnafın yapılandırması bozulacak ve bu borçlar hiç ödenemez bir hale dönüşecek dedi. Devlet de alacağını alamayacak diye de sözlerine ekledi. Moody's'e gidelim. Türkiye büyüme tahminini güncelledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahmini güncelleyerek %5 daralmadan %1,1 büyümeye revize etti. Moody's, Türkiye için 2020 büyüme tahminini ise %5 daralmadan %1,1 büyümeye revize ederken 2021 büyüme tahminini ise %4 olarak güncelledi. Moody's 2021 yıl sonu için enflasyon tahminini ise %11,4 olarak belirledi. Son haberimiz ABD'den geliyor. Amerika tahminler ekonominin yıl sonu toparlanacağı yönünde. Ancak ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve tamamlanmaya hala çok uzak açıklamasında tahminlerini tersine bir görüş belirtti. Our public health professionals continue to deliver our most important response. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok ekonomist ülke ekonomisinin yıl sonuna doğru toparlanacağı ve büyümenin Çin'i bile geride bırakacak şekilde olacağını tahmin ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bu tahminleri destekler nitelikte değil. Powell, Senato'nun Bankacılık Komisyonu'nda ekonomideki son durumla ilgili bilgi verdi. Fed Başkanı, ekonomik iyileşme hala istikrarsız ve tamamlanmaya hala çok uzak. Önümüzdeki yolda oldukça belirsiz ifadelerini kullandı.
Powell pandeminin ağır etkisinin ekonomi üstünde hala sürdüğünü belirtirken, ülke ekonomisinde yaşanan zayıflamanın etkilerinin büyük oranda sürdüğünü söyledi. Powell'ın bu açıklamaları ekonomi çevreleri tarafından Fed'in faiz oranlarını hala düşük tutmaya devam edeceği yönünde algılandı. Ekonomistlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılı büyümesi konusunda iyimser tahminlerine rağmen ülkede işsizlik oranları hala yüksek ve milyonlarca kişi ekonomik darboğazda. Fed Başkanı Powell da bu olumsuz durumun altını çizerken her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi istihdam alanında da ilerlemenin hızı yavaşladı, dedi. Powell, her ne kadar geçen yıl bahar aylarından bu yana istihdamda oldukça önemli iyileşme görülse de milyonlarca Amerikalı hala işsiz açıklamasıyla iyimserlikten uzak olduğunu gösterdi. Evet, dedik şu an için piyasalarda biraz daha görüntü kırmızı rengi işaret ediyor. Şimdi gidiyoruz Cenk Akyoldaş'a, EkoTürk Araştırma Müdürü bizlere anlatacak. Cenk, hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Evet, piyasalarda görüntü kırmızı, yani riskli piyasalarda iştahın şu an için oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Seninle de önceki sohbetlerimizde de hep belirttiğim 1500 puan seviyesinin de altını anlık görüyor. Dün başlamıştı aslında bu hızlı kar satışları %2'lik bir kapanışla birlikte. Bugün de aynı performans mı bekleniyor BIST endeksi özelinde? Birazcık şöyle değerlendirmek lazım. Son 5-6 haftadır, yani hatta 2021 yılı başladığından beri bir bant hareketi içindeyiz. Yukarıda 1570'ler, 80'ler, aşağıda 1490'lar. Bu bant içinde gidip geldik. Arada aşağı bir taşması, 1430'a kadar bir taşması olmuştu bir günlük. Onun dışında bu bant aralığında gidip geldik. Bir hafta artı, bir hafta eksi, bir hafta artı, bir hafta eksi. Normalde bu hafta eksi olması beklenen haftalardan birisiydi. O gerçekleşiyor. Kritik eşik olan, biliyorsun haftaya güzel bir haberle de başlamıştı. Cuma akşamı Fitch'ten görünüm haberiyle ilgili görünümde değişime gitmişti. Negatiften durağına çevirmişti. Bunun peşinden genellikle iyi haberler, not şirketlerinden iyi haberler geldikten sonra bir realizasyon geliyor. Mesela 2013 yılında biz zirveyi yaptığımızda da Türkiye yatırım yapılabilir ülke statüsüne çıkartılmıştı. O zirveyi gerçekleştirmeden 11 hafta, 10 gün, 15 gün öncesi gibi. Bu tür haberlerin peşinden bir realizasyon göre kısa vadede oluşabilecek en optimum, en rasyonel, en iyi fiyatlamanın gerçekleşmiş olma psikolojisiyle. Bunun peşinden de hep bahsediyordum, yorumlarımda anlatmaya çalıştım. 1548-1542 puan seviyeleri önemli. Bölgenin altında sarkışlarda sert satışlarla karşılaşmak mümkün olabilir diye. Sonunda dün bu bölge kırılınca aşağı doğru bir baskılanmanın geldiğini gördük. Biraz da döviz kurun tarafında da yukarı doğru bir toparlanma geldi. Tabii bunların arkasında yatan tek faktör kendi iç dinamiklerimizi, dışarıdan da Amerikan 10 yıllıklarındaki yukarı doğru hareketin devam etmesi de bir şekilde etkili olmaya, risk iştahının düşmeye, çarpanların değişmesinde etkili olmaya başladığını söylememiz mümkün. Çünkü uluslararası piyasalarda da baktığımızda son 5-6 işlem günlerinde hep böyle 6 işlem gününün 4'ünde 5'inde eksi tarafta olduğumuzu görüyoruz. Bizimkisi biraz daha gecikmeli olarak bizim tarafa da bunu kaydını söyleyebiliriz. Bakarsak bizim de son 3 işlem gününde 3'ünde de eksi tarafta hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Günlük grafik var ekranımızda şu anda mesela. Günlük grafik tarafından incelediğimizde burada kritik eşiğimiz olan 1540 seviyesi aşağı doğru 1565'i bir türlü aşamadığımızı görüyoruz. Zaten şu bölgeyi aldıktan sonra 1430'a gittik. Yukarı çıktıktan sonra bir türlü 1565'in üzerine gidemedik. Şunu unutmamak lazım. Grafiklerde teknik analizde bir iki tepe formasyonu tarzında hareketler olabilir. O hareketlerde ikinci tepe denemesi bir önceki tepenin altında gerçekleşebilir genellikle o durumlarda. Bir önceki bizim gerçekleştirdiğimiz yükselişteki tepede 1582'ye kadar gitmiştik. Bu seferki yükselişte maalesef şu bölgede yapmış olduğumuz zirvede 1575'e kadar gittik ve oradan sonra bir realizasyon geldiğini gördük. Bu yataylaşma bizi aşağı doğru çektik. Nereye kadar geldik? 50 günlük aralıklı ortalama. 50 günlük aralıklı ortalamayı önemsememiz lazım. Burası gerçekten bizi daha önce ilk düştüğümüz o 1430'lara düştüğümüz dönemdeki ilk taşıyan aralıklı ortalama olduğunu hatırlayalım. Şu an o bölgeye kadar geldik. O bölgeden bakalım tepki verme çabası içine girebilecek mi? Aynı şekilde 1483 Fibonacci'den de bizim için kısa vadedeki destek konumunda olduğunu belirtelim. Bu iki aralıklı ortalama önemli. Bu aralıklı ortalama ve Fibonacci önemli olduğunu söyleyelim. Yatırımcıların burayı yakından takip etmesini tavsiye ederim.
Eğer bu bölgenin altına bir satışlar gelirse satışların biraz daha derinleşmesi beklenebilir. O nedenle bu bölgeden bir hızlı bir toparlanma beklemek gerekir. Eğer gelmiyorsa o zaman yavaş yavaş satışın baskısının tekrardan ağırlaşması gündeme gelebilir. Biraz daha böyle temkinden ziyade biraz daha dikkatli işlemlerin yapıldığı günlerde olmak lazım. İlla ki her gün işlem yapmak gerekmiyor. Bazen bekle gör stratejileri de önemlidir. Bazen işte bu kör dövüşüne gidersiniz. Çok mücadele edersiniz. Yorulursunuz. Yaptığınız işlemleri alırsınız düşer, alırsınız düşer, verirsiniz yükselir. Bu da sizi demoralize eder ve oyundan düşmenize sebep verir. Bazen kenara çekilip beklemekte, sabretmekte, olgun koşulların oluşmasını beklemekte fayda olabilir. Belki burada kör dövüşünde uğraşacağınıza 1540 üzerindeki bir endekste daha emin, daha güvenli pozisyon açarak en azından yönün tekrardan belli olduğu bir noktada oyuna katılmak daha optimum olabilir. Ya da işte aşağıda böyle daha sert bir düşüş olduğunda belli destek seviyelerine geldiğinde o bölgeden tepki denemelerinde bulunabilir. Bazen dediğim gibi bekle görler önemlidir. Şu anda önemli bir eşiğe geldik. Buradan verilecek tepkiyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bir kez daha bu grafiği günlükten biraz daha dar seans içine doğru çevirirsek 60 dakikalık açısından bakalım isterseniz bir de. Evet. Bize nasıl bir resim çizdiğini görmek adına. Özellikle dün sabah için evvelki gün kapanışta sınırda bölgede kapattık. 1550'den kapatmıştık. 1548 önemli eşikti. Tam şu açık maviyle gözüken bir nokta noktayla bir trend çizgimiz var. Şurada işaretlemeye çalışıyorum. Bu trend çizgisi şu 3 kırmızıyla gözüken 2 tane kanalın paraleldir. Şuradaki dibimize koymuştuk. O kesişim noktası. Aynı zamanda 1548 hep benim için sihirli sayılardan birisi. Üzeri 6 yukarısı seyrin gerçekleşmesiyle alakalı olarak yakından takip ettiğim bölgeydi. İşte bu bölgenin altına inilmemesi gerekiyor. İşte bu bölgenin altına inildiği anda zaten bir anda sert bir boşalım, kırılım yaşandığını gördük. O kırılımın peşinden 1514'te dengelenmeye çalıştı. Ve bize maalesef 8 günlük ağırlıklı ortalama, daha önce bizim için hep pozitif tarafta yani endeksi taşıyan konumda olan ağırlıklı ortalama 8 barlık. Şimdi direnç konumunda olarak çalıştığını görüyoruz. Bugün gün içindeki kez o bölgeyi denediğimizi, 8 barlık ağırlıklı ortalamayı denediğimizi görüyoruz ama üstünde kapanış alamadık bir türlü. Her gittiğimizde o bölgeden dirençle karşılaştığımızı gördük. Orası şu anda 1512'ye kadar gelmiş vaziyette. 1512 ve yani o 8 barlık ağırlıklı ortalamanın üzerine çıktığımız zaman fiyatlarda bir rahatlama olmasını bekleriz. Aynı zamanda bir de şu pembeyle gözüken nokta nokta olan bir trend çizgimiz var. Bugün açılışta onun altına sarkmıştık. Tekrar üstüne de toparladık. 1506'da bundan Fibon'un da kesişim noktasından geçiyordu. Demin onun altına tekrar indiğimizi görüyoruz. 1495 bölgesine dengelenme çabası içindeyiz. Şu araya sıkışmış vaziyetteyiz. Bundan sonraki seyrin belirlenmesi için bir kez daha hatırlatmak lazım. 1512 ve üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor ki buradaki realizasyonun artık durulmaya başladığını anlayabilmek adına. Aşağı değer 1495'in altına tekrardan sarkışlar olsa kısa vadede 1480-1466 aşağıdaki seans içi grafiklerdeki destek bölgeleri olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. O kadar önemli noktalara değindin ki Cenk, şu anda da dediğin gibi aslında biraz daha panik satışlarında söz konusu olma ihtimali daha yüksek. Tabii gelen endeksin aslında bulunmuş olduğu seviye. O yüzden stabil bir ortamda tasarruflarımızı değil mi burada değerlendirmek evet. daha doğru olacak gibi. Bir taraftan da dolar TL tarafında hareketlilik devam ediyor. 7.19-23'leri okuyorum. %1'in üzerine geldi performans. Aslında seninle sabah saatlerinde... Ben demin yayına girmeyince 7.16'lardaydı. Evet evet. 7.19'lara da açıp. Değil mi? 7.18 sonra 7.16. Yani burada da ciddi bir oynaklık var. Seni yorumlarına bırakıyorum teknik açıdan. Oraya da geçmeden önce istiyorsan o zaman dövizde biraz daha hareket olduğuna göre dolar bazındaki endeks grafiğine bakıp sonra dolara dönersek biraz daha sağlıklı bir yaklaşım olacak. Olur. Burada da önemli bir eşiğe kadar geldiğimizi görüyoruz. Son şu bölgede bir ciddi bir değerlenme oldu. Dolar bazındaki endeks grafiğine baktığımızda endeksimiz daha bir bant içinde hareket etmesine rağmen dolar TL'deki TL'nin güçlenmesinden kaynaklanan bir değerlenme söz konusuydu izafi olarak. Bunun etkisiyle biz 218 seviyesine kadar 225-226 seviyesine kadar çıkmıştık geçtiğimiz hafta. O bölgeyi gördüğünüz üzere 1-2-3-4
tur denedik ama üzerine atamadık. Orası 61.8 hedef seviyesiydi. O bölgeden sonra hafif böyle realizasyon başladı. Son iki gündür kademe kademe dolar TL'deki TL'nin değer kaybından ve borsadaki düşüşle birlikte buradaki hareketler önce bir alttaki Fibo desteğimiz olan 214'e çekildi. Daha sonra bugün de bir altındaki 206.89. Burası önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda 205-50 günlük ortalamanın da hemen hemen yakınsamış vaziyetteyiz. Bu bölgenin altına sarksak da mola deyince oradan bir tepki gelmesi beklenebilir. O nedenle bu bölge önemli, önemsiyorum ben. Buradan bir dengelenme beklenmesi gerekir. Eğer bu dengelenme gelemiyorsa o zaman TL'deki değer kaybının devamı ve borsadaki düşüşün devamının artması beklenebilir. O zaman da aşağıdaki bir alt barem olan 195-190 bandına doğru akım başlar. O da işin daha derinleşmeye başladığının göstergesi olur. O nedenle bu bölgede bir ben bir tutunma çabası, bir destek bulma çabası göstereceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'un. O nedenle yatırımcının bu bölgeye dikkat etmesini tavsiye ederim. Bu bölgenin altındaki sarkışlar dediğim gibi bir alt bareme doğru bizi kaydırır. Odası da ciddi derecede önemli bir değer kaybına sebep vermiş olur. 225'ten bir anda 195'lere sarkmış olabilir. Zaten burada yaklaşık olarak döviz bazında bir %10'luk var. Bir %5 daha aşağı doğru gelme potansiyeli oluşabilir. O nedenle bu bölgede ben destek bulmasını beklerim kısa vade için. Ondan sonraki seyre bakacağız. İlk tepkiden sonrası nasıl gerçekleşir? Dolar TL tarafına dönersek orayı sordum. Oradaki nasıl bir hareket var? Önce onun öncesinde bence demin bahsetmeye çalıştığım Amerikan 10 yıllık tarafına bakalım. Amerikan 10 yıllık tarafında bir karın ağrısı olduğu net. Şu anda 1.40-98'lere, 1.41'lere dayanan bir parite orandan bahsediyoruz. Kur var, evet. Tahvil faizinden bahsediyoruz. Burada benim kısa vade için hedef beklentim 1.43-20'lere kadar bu hareket. 1.43-20, 1.42-80 o bölgeye kadar bu hareketin devam etmesi. Bu da bölge neresi? Şurada görmüş olduğunuz yaklaşık 2019 Ağustos ayında bu bölgede bir dip yapmıştık. Bu bölgenin şimdi bize bir direnç oluşturmasını bekleriz. Normal olarak aynı zamanda şu hareketinde bir Fibonacci çalışması yaptığımız zaman onu da yaklaşık 1.42-80-1.43 bandına yakın bir noktaya geldiğini görüyoruz. Buradaki hareketlenme tabii bir yanda altın fiyatlarında gelişmekte olan para birimleri üzerinde negatif etki yarattığını da söylemek mümkün. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. Yine burada da şu anda konuşurken bile 1.41-15'e doğru ataklandığını görmekteyiz. Yani tek başına izafi olarak yurt dışından kaynaklanan değil, Amerika'nın özelinden kaynaklanan bir değer baskısıyla da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Hemen dönelim dolar TL'nin grafiğini değerlendirmeye istiyorsan. Orada nasıl bir seyirle karşı karşıyayız? Evet. Dolar TL'de 8.58'den başlayan düşen trend aşağı doğru güzel bir seyir göster. Yaklaşık 4 aylık bir süreç. Şimdi burada genellikle dolar TL'nin grafiğini geçmişten son 20 yıl grafiğini incelediğimiz zaman baktığımızda işte 2001 krizi olsun, 2008 gibi dönemler olsun o dönemlerde ki TL'nin dolara karşı değerlenme süreçlerinin genellikle 4 aylık bir periyotlar içinde gerçekleştiğini, o 4 aydan sonra bir yeterlaşma, bir toparlanma, bir tepkisel bir döneme girdiğini görüyoruz. Şu anda da biz tam Kasım başında başladığımız bir süreçle karşı karşıyaydık. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat'ı bitiriyoruz. Yani 4 ayı doldurmuş oluyoruz. Bu 4 ayın sonundan sonra hemen bir tepkinin geldiği de net şekilde görülüyor. Burada bir hareketin ilk 8.58'den başlayan, işte kadronun değişmesi, ilk faiz toplantısı yapıldığı gün ve ondan sonra gelen peşinden de o 475 bazlık puanlık artışından sonra gelen tepki 8.02.03. Bu bölge bir projeksiyon çalışması yaptığımızda benim için 6.95-6.96 hedef seviyelerden birisiydi. O bölgeye geldik, yakınsadık. Altına sarkış oldu. Bir tek bir hafta boyunca bir altı test edildi ama altında kapanış yapmadık. O bölge 6.95-6.96 sınırında kapanış yaptık. O bölgeden sonra tepki geldiğini görüyoruz. Bu gelen tepkiyle nereye kadar çıktık şu anda? Öncelikle 50 haftalık arka ortam olan maviyle gözüken 7.17 seviyesi test edildi. Şimdi de bir üst bant olan 8 haftalık arka ortalama sarıyla gözüken oraya doğru gitmeye çalışan bir rakamla karşı karşıyayız. O da
7.23.29 olduğunu belirtelim. Buralara kadar hareketin hepsi normal tepkisel hareket olarak değerlendirmek lazım. Çok şaşırtıcı olmaması gerekiyor. Ciddi bir realizasyon vardı. Diyeceksiniz ki yabancı raporların hepsi işte pozitif, işte not görünümde de değişim oldu ama peşinden böyle bir hareket geldi. Bunlar eğer o değerlenme süreci devam edecekse de fark etmez, arada böyle tepkisel dönemlerin olması normal karşılamak lazım. Bizim için şu bölge 7.37-7.38 bandı ağırlıklı ortalama, yani burada 21 haftalık ağırlıklı ortalama ve Fibo 61.8 seviyesi olan 7.37'nin üzerinde kapanış almadığımız sürece burada gelen hareket şu 8.58-6.85 hareketinin düzeltme hareketi gibi değerlendirmek lazım. Ne zaman ki biz 7.37-7.38 üzerinde kapanışlar haftalık bazda almaya başlıyoruz, o zaman diyeceğiz ki bu düşen trend bitti. Evet, şu an düşen trend bitiyormuş gibi düşenleri kırıyoruz gibi bir şekil var. Ama gene de tamamıyla bu iş bitti. Tamamen dolar TL'de artık dolar lehine işler cereyan edecek, TL değer kaybetmeye devam edecek diyebilmemiz için bizim 7.38 üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. O bölgeye kadar hareketin hepsi işin kendi doğası içindeki, normal akışı içindeki tepkisel hareket olarak görmek lazım. Burası tabii biraz ekstrem olabilir. Biraz da sepet kuru açısından aslında bunu bakarsak daha sağlıklı olabilir. Evet. Sepet kuru ben her zaman daha çok önemsiyorum. Çünkü 1 dolar 1 euroyu alıyoruz, 2'ye bölüyoruz. Fiyat normalleşmesinin daha sağlıklı, iki para birimi arasındaki oynaklığın daha yumuşatılmış hali olduğunu söylememiz mümkün. Buradaki harekete de baktığımız zaman burada da bir sarıyla gözüken bir pivot çizgimiz var gördüğünüz üzere. Burası bizi grafiği ikiye bölen bölünmüş gibi düşünmek lazım. Bir parça üstünde olan bölüm kuvvetli olduğu dönem. 8 haftalık bir burada bir tepeyi gördükten sonra süreç var. Pivot çizgisinin altına kaydıktan sonra burada da bir 8 haftalık bir periyot var. Yani totalde aslında baktığında totalde burası ne yapar? 2-2-4 aylık bir süreç. Demin anlatmaya çalıştığım 4 aylık sürecinde burada aslında resmini görmüş oluyoruz. Bu 4 aylık sürecin sonunda bu düşeni hafif burada da zorlamaya çalıştığımız, normalleşmeye çalıştığımızı söylememiz mümkün. 7.95-88'lerdeyiz ve 7.97'lere doğru bir atak yapma çabası içinde. Yukarıda 8.15-8.11 bandına kadar buradaki hareketin ben demin dolarda bahsettiğim gibi normal tepkisel nitelikteki bir toparlanma hareketi olarak algılamamız gerektiğini görüşündeyim. Ne zaman ki biz tekrardan bu 8.15 ve üzerinde kapanışlar almaya başlıyoruz, hatta 8.25'in üzerine çıkıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Sepetten bahsettiğimiz noktadayız. Sepet neydi? 1 dolar 1 euro alıyoruz, 2'ye bölüyoruz. Elde ettiğimiz birim açısından değerlendirdiğimiz zaman bu bölgenin üzerine çıkmadığı sürece de normal tepkisel düşüş trendinin tepkisi gibi görmeye devam etmek lazım. Ama tabii şu düşenin kırılması birazdan sürecin yukarı doğru meyilli bir döneme girdiğimizin işareti olabilir. O nedenle daha biraz daha dikkatli olmak lazım. Hedef kısa vadede 8.11-8.15 bandı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Cenk, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Ağzına sağlık. Rica ederim. Cenk Akyoldaş, EkoTürk Araştırma Müdürü bu bölümde bizlerleydi efendim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işık Menkul'le gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Hızlıca konuğumuza gidelim. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Can Pamir bizlerle. Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de. Evet efendim, piyasalarda yön karıştı. Riskli piyasalardaki coşku azaldı, iştah kapandı. Bir tarafta dolar tarafındaki yükseliş tahvil faizlerine götürdü tabii kafayı. Hemen ABD'nin 10 yıllık tahvilleri faizleri üzerinden genel değerlendirmenizi almak isterim. 1,40'ın hemen üzeri altı test ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani şimdi siz de demiş olduğunuz gibi biraz piyasalar karışmış durumda. Bugün doların genel olarak dünya piyasalarında bir hayli zayıfladığını görüyoruz. Dolar endeksinde ciddi bir gerileme söz konusu. Buna karşın Türk lirasında benzer bir durum söz konusu değil. Türk lirasının biraz daha farklı ayrışması söz konusu. Bunun tabii ki biraz pandeminin koşullarının uzuyor olmasının kafalarını karıştırmaya daha da bağlamak lazım. Onunla beraber de şöyle bir sıkıntı söz konusu. Biraz sermaye piyasalarına o verilen desteklik, kitle desteğinin aslında her şeye yetmeyeceğinin daha farkına varmaya başladı piyasalar. Çünkü burada açılan yaraların sadece ve sadece para politikalarıyla çözümlenemeyeceği, işte varlık fiyatlarını arttırmakla çözülemeyeceğini daha iyi anlıyorlar. Çünkü temel olarak bir takım sıkıntılar söz konusu. Üretimdeki sıkıntılar, istihdamdaki sıkıntılar yavaş yavaş ekonomileri daha temelden vurmaya başladı. Bunun ciddi olan etkilerini şu anda hissetmeye, bütün dünyada hissetmeye başladık. Şimdi hemen son dakika haberi de geldi. Aslında hem büyüme hem notlar özelinde, Türkiye özelinde önemli açıklamalar da geliyor. Bir büyüme beklentisinin yukarı yönlü revizesi de IMF'den geldi. Gayri safi yurt içi hasıla beklentisini %5'ten %6'ya yükseltmiş 2021 yıl sonu. Yorumlarınızda. Yani açıkçası ben IMF'nin bu büyüme beklentilerini çok da fazla dikkate almıyorum. Geçen sene de %-4'ler civarında bir daha sonra tahminde bulmuşlardı. Türkiye ondan çok daha iyi performans gösterdi. Şimdi %6 diyorlar. Onların hesap dinamikleri biraz ülke bazından ziyade ülkeler arasındaki büyümeleri galiba ön plana alıyorlar. Dolayısıyla benim için çok da Türkiye özelinde bir şey ifade etmiyor bu rakamın kendisi. Ama yabancı yatırımcı için böyle bir değişikliğin yapılması, yani olumlu anlamda bir 5'ten 6'ya çekiliyor olması, rakamsal olarak bir şey ifade etmese bile yabancı yatırımcının ve yurt dışı fonların Türkiye'ye gelmesi üzerinde olumlu bir etki yaratması açısından hakikaten iyi bir durum. Evet efendim. Can Bey, peki 2021 yılında sizin beklentiniz nasıl? Yani özellikle büyüme, ama neyle büyüme? Sizce genel görüntüyü biraz daha ele alacak olursak, çünkü stabil bir ortamda yok. Küresel tarafta keza aynı şekilde, ama yurt içinde de dinamikler her an değişebiliyor. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Tabii ki 2021 yılı 2020'den daha iyi olacağı için daha yüksek bir büyüme gerçekleştireceğimiz kesin. Bununla beraber 2020 yılı içerisinde özellikle yaz dönemindeki düşük faiz politikası sonucunda ciddi bir Türk bankalarından finansman sağlandı ve bunun biz başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere tüketici tarafında ciddi bir patlama yaptığını görmüştük. Bu sene maalesef bunu yaşayabilmemiz pek mümkün değil. Hem faizlerin gelmiş olduğu seviye itibariyle hem de yani takdir edersiniz ki insanlar her sene gidip üçer beşer ev alacak halleri yok, üçer beşer araba alacak halleri yok. Artı buralarda da özellikle otomotiv tarafında ciddi bir maliyetlenme söz konusu. Dolayısıyla geçen sene bizim diğer dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımız vakit bizi destekleyen büyüme tarafı bu sene çok da fazla destekleyecek gibi durmuyor. Ama bununla beraber işte geçen sene daha ağırda kalmış, yani gayrimenkul satışları değil ama belki inşaat tarafında biraz bir düzelme. Keza inşallah turizm bu pandeminin işte aşıların devreye girmesinden faydalanabilecek bir noktaya gelecektir. Orada olacak bir takım düzeltmeler. Ve tabii ki ilk şoku yedikten sonra özellikle ihracatçıların kendilerine buldukları yeni alanlar üzerinden yurt dışı imkanlarını toparlıyor olmaları bir artı olacak. Bir de onunla beraber unutmamak lazım ki kur tarafında bir avantajımız oluştu. Yani TL'nin değer kaybından kaynaklanan o son dönemde çok faydalanamadık belki bundan, çünkü başka dinamikler vardı devrede. Belki o noktada yine ihracat tarafında bir olumlu etkilenme söz konusu olabilir. Ama bununla beraber tabii bu büyümenin sağladığı rahatlamanın veya ekonominin geneline olan yayılmasının sonuçlarını alabilmek için biraz yurt içi ekonomi politikalarında özellikle istihdam tarafında ve ondan sonra yerli üreticiyi destekleyecek şekilde bir takım ek
önlemler alınması gerekli. Zaten geçen sene ciddi bir bütçe açığı verdik. Bu sene de bu bütçe açığının biraz devam ettirilmesi gerektiğine kanıyım ben. Biraz bütçeden desteklenmesi gerekti. Bu gibi çok özellikli durumlarda çok ondan sonra ciddi küresel problemlerin yaşandığı noktalarda gerek enflasyon olsun gerek bütçe açığı olsun daha sonra düzeltilebileceği göz önünde bulundurarak belli bir çerçevede buralardan bir takım ödünler verilebileceğini düşünüyorum ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii üstümde çok ciddi bir demokrasinin krizi var. Bu işte geçici istihdam durumu, orada alınan önlemler bu sene içerisinde sonlandırılacak gibi işte işten çıkarmalar ondan sonra başlarsa bunun ekonomiye etkisi nasıl olacak? Açıkçası onu biraz yaşayarak göreceğiz ki bu da işte bu sene içerisinde tahmin ediyorum maalesef sonlandırılmak zorunda kalacak. Onun işte büyüme üstünde bir olumsuz etkisi, ekonominin üstünde olumsuz etkisi ve gelir dağılımı üstünde olumsuz bir etkisinde yaşayacağımız bir gerçek olduğunu unutmamak lazım. Efendim bugün Merkez Bankası TL zorunlu karşılık oranlarını arttırdı. Burayı özellikle ele aldığımız zaman yurt dışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç bir yıl ve bir yıldan daha uzun vadeli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı %3'e çıkarıldı. Zorunlu karşılık oranlarındaki bu değişikliğinin sizce piyasa ve faizlere nasıl bir yansıması olur? Yani zaten geçen sene daha fazla bir ondan sonra likidite sağlayabilmek için bu zorunlu karşılıklar düşürülmüştü. Tahmin ediyorum bu dövizdeki gelişmeler sonucunda yani Türk lirasının değer kazanmasının arkasından yani biliyorsunuz 8,5 lira kadar gitmişti kur. Herhalde Merkez Bankası teknik olarak burada biraz daha eskiye dönmenin daha sağlıklı olacağını düşündü ki bence doğru bir yaklaşım. Burada tahmin ediyorum kurdaki bu volatiliteyi de biraz daha azaltabilecek bir önlem olarak karşımıza çıkacak. Çünkü biz zaten 8-8,5'lardan bir takım maliyetler yaşadık. Şimdi bu kadar da düşük bir kur olursa bu yaşadığımız maliyetlerin, bu yaşadığımız ondan sonra ödediğimiz maliyetlerin avantajını tamamen ortadan kaldırır bir noktaya geliyoruz. Yani boşu boşuna o sıkıntıları çekmiş oluyoruz. Sanırım burada yapılan bu arttırımda biraz da kurda da çok da aşağıya gitmeden bir dengelenme de desteklenmiş oluyor. Hatta benim yaklaşımım Merkez Bankası'nın biraz buralardan eğer daha da fazla aşağı kur gitmeye başlarsa biraz rezervleri doldurması açısından döviz alımı yapabileceği şeklindeydi. Ama bugünkü artış buna gerek kalmadan da demeyelim de bu şey kullanılmadan, bu metot kullanılmadan da kurum biraz daha yukarılara dengelenebileceğini gösterdi. Ve Merkez Bankası'nın belki bu döviz alım ihaleleri için biraz daha beklemesi gerektiğini bize gösterdi. Tam kurun oturmadığının sinyalleri gelmiş oldu. Evet efendim. Peki genel Avrupa tarafındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Avrupa Bankası'nın aynı zamanda da bugün gelen bir diğer önemli haberde ABD tarafında Powell'ın yapmış olduğu yani büyümenin dışında normalleşmenin de yani hem piyasaların hem de genel görünümün bu krizin içinden uzunca bir süre sanki çıkamayacağız sinyalleri geliyor. Siz buna katılıyor musunuz? Gelişmiş ülke boyutunda yani, düşünecek olursak bu konuları. Bu yorumlamayalım da en azından merkez bankalarının piyasaları desteklemeye devam edeceği şeklinde bir şekilde olmayı ben tercih ediyorum. Ama sizin de dediğiniz doğru yani niye merkez bankaları piyasaları desteklemeye devam ederler? Çünkü yani daha bir süre daha bu problemin etkisinde devam edeceğimiz görülüyor. Her ne kadar yani bu aşılar vesaire devreye girse de geçen sene alınmış olan yaralar çok büyük olduğu için ve bundan olumsuz etkilerin istihdam üzerine daha yeni yeni yansıdığını göreceğimiz için buradaki merkez bankalarının desteklerinin sürmesi gerekiyor. Aslında buna baktığımızda Türkiye açısından bu bir yerde de olumlu bir haber. Çünkü biliyoruz ki uluslararası likidite arttı bir süre sonra Türkiye bundan faydalanıyor. Şu ana kadar Türkiye bu uluslararası likiditeden faydalanamadı. Çünkü bu sağlanan gerek FED gerek Avrupa Merkez tarafından sağlanan faiz indirimi, ek likiditeler, ülkelerin sağlamış olduğu destekler genellikle lokal kaldılar. Oradaki problemleri çözmeye yönelik olarak kaldı. Ama bu yavaş yavaş bütün dünyada etkisini hissettirmeye gösterecek. Örneğin
bize ihracat yapan kurumların bu ucuz fonlardan faydalandıklarını biliyoruz. Hı hı. Avrupa Kredi Ajansı'nın veya İngiltere'deki kredi kuruluşlarının, işte UKEF gibi, United Kingdom Export Finance gibi Türkiye'ye yapılan ihracatları desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bizim ülkemizdeki ithalatçılar da bir yerde desteklenmiş olacaklar ve hı hı. buradan da biz bir ek likidite sağlamış olacağız. Yani ithalatın desteklenmesi hoş değil gibi düşünüyor ama çok doğru değil. Bazı malları biz mecburen ithal etmek zorundayız. Mesela bir hurda ithal ettiğini düşündüğünüz vakit mutlaka ithal etmek zorundayız. Ama bunu Türkiye'deki Türk menşeli kaynaklar yerine yabancı menşeli kaynaklarla finanse ettiğimiz vakit bir finansman desteği sağlanmış oluyor. Bunların devreye girdiğini, daha çok kullanıldığını göreceğiz ve yavaş yavaş zaten firmalardan gelen talepler de bu yönde işlemeye başladı. Hemen fark edildi. Bu bakımdan da yani madalyonun diğer yüzüne baktığımızda da aslında bu desteklerin devam ediyor olması orta vadede Türkiye'nin de buradan daha fazla pay alacağı ve dolayısıyla zaten bir finansman sıkıntısı içinde olan Türk firmalarının da yurt dışı kaynaklardan direkt ya da dolaylı olarak daha fazla faydalanacaklarını bize gösteriyor. Ve bu da tabii ki bizim için olumlu olacak. Çok teşekkür ediyorum Doktor Can Pamir'e aktardığınız değerli yorumlar için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Özden Hanım. Sağ olun. Evet, Can Bey'i uğurluyoruz ve altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e gidiyoruz. İslam Bey hoş geldiniz. Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Size hemen para tarafını sormak istiyorum. Döviz tabii. tarafını. Dolar TL 7.21.20'lerde okuyorum. 10 yıllık tahviller 1.40. Evet. Buyurun. Yani şimdi dolar tarafındaki tepki yükselişlerinin ben bir miktar daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Hı-hı. Bu haftaki raporumda 7.40-7.50 lira seviyesinin test edilme olasılığını biraz daha sürpriz olarak açıkladığımı ifade etmiştim. 7.20 lira seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil getirilerinde de ciddi bir yükseliş trendi var. Çok hızlı gerileyen, gereğinden fazla hızlıca değer kaybeden bir dolar kuru vardı karşımızda. Tabii bunun sürecindeki nedenler malum ama biraz daha kademeli ve sağlıklı düşüşler olsaydı ya da gerileme olsaydı daha iyi olacaktı. Tabii her kurun psikolojik anlamda 7 lira seviyesinin altında sarkması alıcıları biraz daha ön planda itiyor. Ve dolayısıyla da borsalarda yaşanan satışların nedeni de dolar kuruna bağlayabiliriz. Genel itibariyle ben orta vadede 7.40-7.50 lira seviyesini tekrar takip etmeyi sürdüreceğim. Önemli olan 7 lira psikolojik destek seviyesinin altında ne kadar kalıcı olabilecek, bu taraf önemli ama çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Peki bu seviyeleri özellikle döviz pozisyonu bulunan yatırımcılar için nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü neden şunu soruyorum? Genelde dolarizasyon problemlerinden çok bahsettik 7'li seviyelerdeyken. Evet. Dedik ki bu seviyelerde ancak Türk yatırımcı 8'den aldığı doları bozmak ister mi ya da euroyu bozmak ister mi diye çokça konuşmuştuk. Yükselişler zaman zaman satış fırsatı olarak da çıkabilir yorumları uzmanlardan çok geldi. Siz bu seviyeyi özellikle nasıl değerlendirirsiniz? Ben bu görüşe katılmıyorum. Neden? Ben dolar yatırımcısına zaten doların bir yatırım aracı olmadığını sık sık ifade ediyorum. Öngörümü halen sürdürüyorum. Dolar bir yatırım aracı değildir. Ama kişisel tercihinizdir. Yatırım olarak, enstrüman olarak satın almış olabilirsiniz 8 lira seviyesinin üzerinde. Bu sefer onlara dolarla neler yapabileceklerini anlattım. Yani mesela gümüşün ons fiyatı 26-65 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Buradan açıkta kalmamak için gümüş almanın fayda olacağını ifade etmiştim. Yine 1800 dolar seviyesinin altında sarkan ons var yine bugün karşımızda. Buradan da avantaj sağlayabilirler. Yani direkt zarar etmek de emtia tarafındaki yükselişlerle birlikte bence avantajlı bir konuma gelebilirler. Neden? Çünkü emtia tarafında dolarla alım satım yapmanın yatırımcısına açık pozisyonda kalmamak için çok iyi fırsatlar sunduğunu da sık sık ifade ediyorum. Velev ki benim elimde 10 bin dolarım var. İşte 8,5 lira seviyesinden aldım. Olabilir. İnsanoğlu hata yapabilir. Hı hı. Ama bunu ben illa 8,5 lira seviyesine kadar beklemesini bekleyeceğim diye bir kaide kural yok. İşte 1780 dolar, 85 dolar seviyesinden ons satın aldığınız zaman
aşağı yönü de kırılabilir, o tartışılır. Ama en azından bu seviyeden alım yaptığınız zaman birkaç ay tekrar 1900 dolar seviyesinin üzerine bekledikten sonra burada kar ediyorsunuz ve dolardaki zararınızı çıkarmış oluyorsunuz. Hem de emtialardaki bu düşük fırsatı değerlendirmiş oluyorsunuz. Bunu bir avantaj olarak aslında ben görüyorum. Hem de açıkta kalmamak için iyi bir pozisyon. Yani dolar TL işlemi yapan yatırımcısının da her zaman bir risk taşıdığında göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü öngöremediğiniz riskler sabah kalktığınız zaman herhangi bir açıklama gelir. Bu sefer daha çok düşecek kaygısıyla bu sefer panik satışları yapıyorsunuz. Daha önce zaten panik alışları yaptığınız için bu zararı ettiniz. Ve dolayısıyla da yüksek maliyetten dolar almış kişilerin panik satışı yaparak zarar etmesinden ziyade emtia tarafında bu fırsatları bir alım yönünde değerlendirmelerini söyleyebilirim. Evet efendim, peki diğer para birimlerini TL karşısında nasıl değerlendirirsiniz? Pound ve Euro'da da zaman zaman ayrışmalar görüyoruz. Özellikle bu para birimlerinde küresel anlamda da alım tarafında ağırlık kazandığını da söyleyebiliriz, değil mi? Sterlin tarafı güçlü ve güçlü olmaya da devam ediyor. Daha önceki yayınlarımızda da sterlin tarafına dikkat çekmiştim ve İsviçre frangına dikkat çekmiştim. Ben Euro-Dolar paritesinde karışık seyrin devam edeceğini tahmin ediyorum. Her ne kadar yükseliş isteği de olsa da doların karşısında bu performansını biraz daha bekletebilir. Yani Euro tarafını biraz daha riskli gördüğümü söyleyebilirim. Hem parite tarafında hem TL tarafında. Nedeni şu, Biden şimdi bu ticaret savaşlarıyla alakalı görüş ayrılıkları Avrupa Birliği tarafında ben bu yıl ve önümüzdeki yıl Avrupa tarafıyla devam ettireceğini tahmin ediyorum. Yani Amerika ile Avrupa arasında ticaret savaşlarının biraz daha ayyuka çıktığı, görüş ayrılıklarının biraz daha arttığı dönemler yaşayabiliriz. Dolar endeksinin de şu andaki düşük seyrini göz önünde bulundurduğumuz zaman, yine dün 90 bandının aşağısına sarktı, şimdi 90 bandının üzerinde çabasını sürdürüyor. İlla ki 107 bandından bu seviyeye kadar gerilemiş olan dolar endeksinde mutlaka bir tepki yükselişi göreceğiz. Dolayısıyla dolar endeksinin tepki yükselişi de ister istemez parite tarafını ve Avro TL kurunu baskılar diye düşünüyorum. O yüzden farklı enstrümanlara geçmeni ya da pound tarafında ya da frank tarafında değerlendirmeni daha mantıklı olduğunu şahsen düşünüyorum. Euro tarafındaki beklentim çok da iyimser değil. Yani kısa vadeli tepki yükselişleri gördük. Dolar tarafındaki zayıf seyirle birlikte. Ama buraya kadardı bence. Bundan sonra çok yüksek bir şekilde fiyatlamasını sürdüreceğini, Euro-Dolar paritesinin ve Avro-TL paritesinin çok yükseliş trendini destekleyeceğini düşünmüyorum. Sterlin tarafını daha çok önemsiyorum ve bu yıl en azından Euro bölgesinde en güçlü para birimi olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Evet efendim, küresel anlamda biraz daha değerlendirmek gerekirse özellikle bu 10 yıllık tahvil faizlerinin neredeyse uzunca bir süredir görmediği %1,40'lık seviyelere gelmesiyle birlikte ve bir taraftan da Powell da önemli açıklamalar yaptı. Mesela Fed Başkanı Jerome Powell, bir tarafta Avrupa Merkez Bankası hem ellerini piyasanın üzerinden çekmiyorlar, olabildiğince güçlü enstrümanları kullanıp destek vermeye çalışıyorlar ama bir taraftan da verdikleri destek aman kargaşa yaratmasın diye de sözlü yönlendirmeler de söz konusu. Tabii bunların da para birimlerine yansıması ve ticaretin yönünü değiştirmesi önümüzdeki dönem ön plana çıkacak. O yüzden kıymetli hem Euro'nun hem Pound'un yen karşısındaki duruşları da öne çıktı. Mesela Avrupa Birliği ile değil mi Çin'in ticaret hacmindeki artış Amerika tarafını biraz kıskandırdı gibi de. Siz o yüzden şöyle bir değerlendirecek olursanız bu gelişmiş ülke para birimlerinde hangisini daha güçlü konumda görüyorsunuz? Benim sabit düşüncem şu, bu COVID-19 sürecinde hem yatırımcıların, hem merkez bankaların, hem hükümetlerin ciddi kafasının karışık olduğunu, önlerini göremediklerini, alınan tedbir ve önlemlerle birlikte özellikle nasıl tedbir alıp da piyasalara yeni bir yön verecekler, hangi sistemi çıkaracaklar da tekrar güven kazanacaklar kısmına biraz daha odaklanmış. Çünkü süreç öyle bir noktaya geldi ki hem işsizlik, hem ekonomik daralma, hem merkez bankalarının hükümetlere desteği, her şey birbirine karışmış durumda. Ve gerçek olan şu var bu kadar kargaşada, merkez bankaları ciddi bir ekonomik krizden bahsediyor. Bu asla kulak ardı edilmemesi gerekiyor. Ve merkez bankaları da sürekli para basma olayını bir an önce daha çok hızlanması gerektiğini
söylüyor, tavsiye ediyor hükümetlere. Dolayısıyla bu kadar çok engamme varken, kafa karışıklığı varken piyasalarda, tahvil faizlerinde, para birimlerinde, emtia fiyatlarında, borsalarda çok ciddi belirsizlikler olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yani tahvil faizlerinin bu kadar agresif bir şekilde yükselmesini ben geçici olarak görüyorum. Ve piyasada, küresel piyasa oyuncularında zaman zaman bu tarafta ekonomilerin kötümser ya da ekonomilerin iyimser anlamında değil. Piyasa oyuncuları kendi varlıkları üzerinden bir kazanç sağlamak için çeşitli enstrümanlara giriş yaptıkları için ben yükseldiğini düşünüyorum. Örnek verelim. Geçen yıl emtia fiyatlarında yaşanan ya da kripto para piyasasında yine bu ay yaşanan bu agresif dalgalanmaların sebebi bir şey değildi. Sadece kısa vadeli şirketlerin, yatırımcıların ya da milyarderlerin kısa pozisyon alarak, manipülasyon yaparak para kazanma isteğiyle bu hareketlerin gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani tahvil faizlerinde, dolar varlıklarında, diğer yabancı para birimlerinde, küresel borsalarda hiçbir şeydeki işlemler sağlıklı olmadığını şahsen düşünüyorum. Ve tahvil faizlerinde bu kadar agresif yükselişlerin mutlaka bir kar satışı, bir düzeltme hareketi gelme olasılığını güçlü gördüğüm için bu tarafa çok yaklaşılmaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Evet efendim. Peki şimdi sizinle tabii mutlaka altın ve gümüşü de bolca konuşacağım. Özellikle gram altın üzerinde de bu döviz birimlerinden sonra konuşmak isteyeceğim ama riskli piyasaların da sizin yakından takip edildiğini biliyorum. Evet. O yüzden biraz da isterseniz gelmiş olduğumuz nokta itibariyle şöyle riskli piyasaları nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önceki sohbetlerimizde Özlem Hanım şu konuya dikkat çektim. Yani hükümetlerin teşvik ve destekleriyle, yani piyasalarda bir güç toplamasıyla piyasanın aslında yatırımcılara bir şey vermesi gerekiyordu ve veriyorlardı. Dolayısıyla bu üfleme ile riskli piyasaların biraz daha balon oluşturma riski var. Ama risk yani. Sonuçta Mart ayına ben dikkat çekmek istiyorum. Zaten son bir yıldır sağlam bir düzeltme hareketi gelmemesi de yatırımcıları endişelendiriyor ama iştahını da kabartıyor. Yani her ne kadar giriş yapmıyorsunuz, her giriş yapmadığınız zaman daha çok riskli piyasanın büyüdüğünü görüyorsunuz ve pişman oluyorsunuz. İşte insanın iradesinin kırıldığı noktada ya çok büyük çöküşler yaşanır ya da artık yükselmez denilen andan itibaren de çok büyük balonlar oluşur. Son bir yıldır gördüğümüz gibi bütün küresel piyasalarda. Mutlaka bu tarafta zaman zaman satışlar oluyor küresel bazda ama iç piyasalarda daha sağlam bir satış baskısı görmediğimiz için ben fiyatlamaları çok da sağlıklı. Yani insanlar şunu söylüyor, yani işte 1600-1700 puan seviyeleri olabilir, tamam. Yani olabilir, ancak bunun arkasındaki gerekçeleri sıraladığınız zaman sadece biz borsayı yükseltiyoruz, yabancı girişi, sıcak para akışı var, efendim yerli yatırımcı zaten borsaları destekliyor tarzında değil de dışarıda insanların kazançlarını göz önünde bulundurarak sağlıklı ve uzun vadeli giriş yapmalarını daha çok önemsiyorum. O yüzden biraz daha düşüş trendi eğilimimi, beklentimi sürdürdüğümü söyleyebilirim. Evet efendim, şu anda da genel görüntüyü hemen şöyle bir söyleyelim. Anlık 1496 puan seviyesinde %1,43'lük düşüş var. Dolar TL 7.21.90'lı seviyelerde %1,57'lik orada da bir yani yükseliş. Dolar kurunun 7.20 lira seviyesinde olduğunda 1500 puanın altında rakamlar görüyoruz. Evet. Yani 7.40-7.50 lira seviyesini gördüğümüz zaman bu puanlamanın biraz daha altındaki seviyeleri yatırımcısı takip etmesi gerekiyor. Yani burada ana trend nokta 7.20 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olabilecek mi? Tekrar 7 lira seviyesinin altına sarkacak mı? Ben yine orta vadede 7.40-7.50 öngörümü devam ettirdiğim için borsa tarafında da düşüş trendinin biraz daha devam etme olasılığını da sürdürüyorum. Evet, o zaman İslam Bey, şimdi sizinle son olarak altın ve gümüşü de konuşacağız ama kısa bir araya gidelim efendim. Sizi de şöyle küçük bir bekleteceğim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. IŞİD Menkul'le gün sonu devam edecek. IŞİD Menkul'le gün sonu devam ediyor.
Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bizi bekleyen İslam Memiş'e gidiyoruz. Teşekkür ederiz İslam Bey öncelikle beklediğiniz için. Efendim, rica ederim. Reklam arası 7.24 oldu. Dolar, TL. Tabii gram altın haylice bundan besleniyor. 400 TL'nin altında kırılma devam eder mi derken, çünkü raporlarda hep 6, 6.80, 6.25'li raporlardı ya. O yüzden beklenti gram altında da değil mi? Yani bu rapor işi zaten beni yeterince rahatsız ediyor. Geçen yıl bu maalesef raporların çok saçma sapan yerlere geldiğini. Yani şöyle bir şey var. Yani bu, ben kişisel olarak da kendimi bazen özel işleri yapıyorum. Benim mesela tahminim ve öngörüm de gram altının 480 lira seviyesinden tekrar toparlanınca dair bir beklentim vardı. Geçen yıl Mart ayında da özellikle yatırımcısına şunu tavsiye ettim. 2021 yılında benim altına karşı bir mesafem var. Sürekli gümüş tarafını önemsiyorum. Gümüş 2021 yılında altına fazla bir getirisi olacak. Ancak o kadar çok değişken süreçler yaşıyoruz ki artık önümüze göremediğimiz bir süreç yaşıyoruz. O yüzden geçen yıl altının ons fiyatıyla alakalı 3.000-3.500 dolar raporları yayınlanıyordu, biliyorsunuz. Yani bunlar bir baktık 2.500 dolar seviyesinden başlatmış olduğu düşüş trendini 1.765 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. İçeride işte 8.53 lira seviyesine kadar yükselen dolar kurundan sonra gram altın TL fiyatında 650 liralar telaffuz edilmeye başlandı ki bu koca koca yabancı şirketler tarafından gelmeye başlandı. Şimdi 6.20 seviyesiyle alakalı raporlar geliyor. İyi de kardeşim, yani bu raporları yayınlarken benim şimdi bir İslam Memiş olarak konuşmam var, bireysel olarak konuşmam var. Biz de sizin koca koca şirketler olarak, yabancı yatırımcı olarak raporu yayınlandığınız var. Arada dağlar kadar fark var. Dolayısıyla burada biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak risklerin farkında olduğumuz gibi neden nasıl düştüğü, nereye kadar gerileyebilir ve neden gerilemez düşüncesini biraz daha yayarak gören insanlar topluluğuyuz. Yani 6.80 lira seviyesi daha test edilmemişken 6.20 raporunun çıkması bence yanıltıcı bir rapor. Bu sağlıklı bir rapor değil. Ha, olma olasılığı var mı? Evet, olabilir. Tekrar Merkez Bankası iki kez yıl içinde tekrar bir faiz artırımı yapar. Yani 7.40 lira seviyesini görürüz, tekrar yukarı yönlü kırılır. Baktık uçtu gidiyor, tekrar 8 lira seviyesi hedef alındı. Tekrar bu algıyı kırmak için, biliyorsunuz 8 lira psikolojik direnç seviyesi olduğu için yukarı yönlü kırılmalarda 10 lira seviyesi konuşuluyor. Ve insanlar hemen koşa koşa döviz almaya gidiyorlar. Banka mevduatlarında dövizler artıyor. Döviz büfesinin önünde, kuyumcuların önünde işte kuyruklar oluşuyor falan. Bu senaryoları biz her yıl yaşıyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla bu raporlar yayınlanınca işte ilk önce güçlü destek seviye 6.80 lira seviyesi test edildikten sonra yayınlansaydı daha mantıklı olurdu. Ha, derseniz ki bizim bir bildiğimiz var. Nedir sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz? O aradaki fark şu olabilir. Ben yabancı yatırımcıya söz vermişimdir. İki kez daha yıl içinde faiz artırımı yapacağım. Sıcak paranı getir falan. Bu tür senaryoları konuşabiliriz. Ama şu andaki görüntü, riskler, COVID-19 süreci, ekonomik krizler. Yani bunlar şu andaki 6.20'leri destekleyen bir rapor olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. O yüzden dövizle ticaret yapan vardır, dövize ihtiyacı olan vardır ya da dövizi farklı alanlarda kullanacak olan yatırımcısı vardır. Yani 7 lira seviyesi aslında çok çok makul yani bugünkü risklerde. Evet efendim. Peki İslam Bey, şimdi altın tarafındaki talepleri de ben sormak istiyorum. Siz çünkü tam yerindesiniz ve oradaki alım satımlara birebir şahit. Oradaki nabzı daha iyi yoklayabiliyorsunuz. O yüzden altın hem fiziki hem de piyasa, yani biraz daha bankacılık özelinde alımları nasıl gittiğini düşünüyorsunuz? Şu an için alım mı ağırlıklı, satım mı yoksa? Yine sosyal medya hesaplarımdan yatırımcısını şu konu hakkında sık sık uyarılarda bulunuyorum. Bakın, iki hafta içinde gram altın TL fiyatı sadece ekranlarda 400 lira seviyesinin altına sarktı. Kapalı çarşı piyasasında ya da Anadolu'da kuyumcularda 400 lira seviyesinin altında bir gram altın yok. Yani bunu boşuna aramayın. Hani kuyumcuya geldiğiniz zaman ben bir tane gram altın alacağım, bana 397'den ver diye teklif etmeyin, böyle bir fiyat yok. Yani gram altına bugün için konuşalım mesela, 10 lira gibi bir fark var. Çeyrek altında 15 lira gibi bir fark var. Cumhuriyet altınında da 45-50 lira gibi bir fark var. Bunu sadece bu farkı ödeyen kuyumcu esnafı. Bir de bunun satış tarafı var. Daha müşteriye gelmeden. Hani biz gıda fiyatlarıyla alakalı haberler yapıyorsunuz ya, konuşuyoruz. İşte üreticiden aldınız, tüketiciye varana kadar bu aradaki fark ne oluyor?
Biz de bunu soruyoruz yani. Televizyon ekranlarında gördüğümüz 397 lira, müşterinin elinde 417 lira. Bu aradaki fark ne oluyor? Yani biz de bunun şaşkınlığı içerisindeyiz. Sektörel bazda. Bu gibi işçilikler altın fiyatları sert düştüğü zaman ki yıllardır bunun senaryolarını her zaman görüyoruz. 2018'de gördük, 2020 yılında gördük, bu yılda görüyoruz. Yani sert düşüşlerde oluyor. Yükselişlerde bir problem yok. Yükselişlerde talep olmadığı için bir problem yok. Sert düşüşlerde yoğun talep olduğu için işçilikleri hemen hızlıca koyuyorsunuz. Ben kuyumcu esnafıyım, ne kadar aldım? 400 liradan aldım. Rafine buna ne kadar işçilik koydu? 10 lira işçilik koydu. 5 lira da benim kazanmam lazım. Al işte 15 lira işçilik buradan hemen doğmuş oldu. Talep ciddi bir anlamda hem banka mevduatlarında hem de fiziki tarafta var. Dünya geneline baktığımız zaman Özlem Hanım, fiziki taraftaki azalımlar yani 55 ton civarında eridi. Dünya genelinde altın rezervi 55 ton civarında eridi. Bunlar kripto para piyasasına tahvil faizlerine sanal ortama kaydı. Yani 55 tonluk altın fiziki tutanlar, yastık altında tutanlar bunları sanal ortamda çeşitli getirilerde değerlendirmek için elinden çıkardı. Yurt içi piyasalarda son bir aydır satış yok. Hep alım var ve yoğun bir alım var. Keşke bugünkü fiyatları gözünde bulundurduğumuz zaman geçen yılın Ağustos ayında yaşadığımız bu kuyrukları görseydik. Nasıl ki 540 lira seviyesinden kuyruklar oluşmuştu. Keşke bu seviyeden kuyruklar oluşsaydı ama şu anda kuyruk falan oluştuğu yok. Ama ciddi bir talep artışı var. Ve bu talep artışının rafinelere getirmiş olduğu bir işçilik var. Bundan kuyumcu esnafları da rahatsız, tüketici de rahatsız. Yapılması gereken ne? Problemi nasıl çözeceğiz? Ben yine iki haftadır darphaneye bir çağrıda bulunuyorum. 22 ayar sikke altın basıyor musun? Evet basıyorsun. Gel 24 ayarda bas. Bakanlıkta, mecliste bir yeni bir mevzuat, yasal bir mevzuatla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yasal değişikliğe gitsin, mevzuat değişikliğine gitsin. Artık darphane 24 ayar gram altında bassın, basmakla yetinmesin. Türkiye'nin 8 bölgesinde dağıtım ofislerinde bütün Anadolu'ya kolay ulaşımı sağlayabilebilsin. Bunlar önemli, tüketiciler için önemli, sektör esnafları için önemli. Eğer böyle bir kolaylık yaşanırsa ki olabilecek, sonuçta personelim var, elemanım var, makinem var, her şeyim var. Basmak, yetki, her şey senin elinde. Bence olabilir, olması gerekiyor. 10 yıldır köşe yazılarımda, televizyon röportajımda, bütün o mecliste, ortamda bu görüşümü savundum. Bir karşılık göremedim. İnşallah bizim evlatlarımız görür. Efendim? Evet. Peki şöyle son olarak efendim, 1-2 dakikalık bir süremiz kaldı sizinle. Tamam. Gümüş tarafındaki yorumu da almak istiyorum ben İslam Tepki Bey. Tepki yükselişleri gördük. Dolar kuru yükseldiği için hem altının gram fiyatında hem gümüşün gram fiyatında yükselişler yaşandı. Evet. 6.08 lira seviyesinde yatırımcısını uyardım. 3. dalgaya karşı uyanık olun. Çünkü tekrar dolar kurunda öngördüğüm yükselişle birlikte gram tarafında yükselişlerin devam edebilmesi için altının gram fiyatının 420 lira seviyesini kırması gerekiyor. İçeride de 6.50 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse gümüşün gram fiyatı yükseliş trendi devam edebilir. Şu anda direnç seviyelerini kıramadığını gözlemliyoruz. Ancak her düşüşü de bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Hedef olarak da orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani bugünkü yaşanan, dünkü yaşanan yükselişler tepki yükselişleriydi. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum İslam Bey'e aktardığınız kıymetli yorumlar için. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İslam Memiş altın ve para piyasaları uzmanı bizlerle birlikteydi efendim. Olabildiğince genel yatırımların üzerindeki şu son fiyatlar üzerinden değerlendirmeye almaya çalıştık. Şimdi hemen bir haberimize devam edelim. Biliyoruz ki bilanço dönemindeyiz. Bilanço döneminden gelen karlılıklarında birebir aynen hissesine etkilerini konuşuyoruz. Bir tane tabii ki Türkiye'nin en önemli değerli şirketlerinden biri Aselsan 2020 yılı konsolide net satış rakamlarını da açıkladı. 2020 yılında konsolide net satışlar 16 milyar lirayı aştı efendim. Kuruluşun net karındaysa 4.5 milyar lira seviyesine ulaştığı görüldü. Aselsan'dan yapılan yazılı açıklamada 2020 yılı finansal sonuçları duyuruldu.
Aselsan'ın cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre %24 büyüyerek 16 milyar TL'yi aşarken net karı da geçen yıla göre %33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Buna göre tahsilatlarını ihracat kaynaklı gelirlerle yüksek oranda arttıran Aselsan, yılı kuvvetli nakit pozisyonuyla tamamladı. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olan Aselsan, 2020 yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre %24 yükselerek 16 milyar TL'yi aşarken net karı da geçen yıla göre %33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı %38 yükselerek 4 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülenlerin de üzerine çıkarak %24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Karantinalar ve sosyal mesafe günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen mobil uygulamaların hayatımızdaki yerini de değiştiriyor. 2027'de 366 milyar dolara ulaşması beklenen mobil uygulama pazarının en güçlü silahlarından olan oyunların yerini sağlık, eğitim ve iletişim uygulamaları alıyor. 2020'de toplam 170 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan mobil uygulama pazarında pandeminin günlük akışı değiştirmesiyle birlikte trendler de değişiyor. Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları alışkanlıkların değişmesinde önemli bir güç olurken çoğu ülkede uzaktan eğitime geçilmesi, spor salonlarının kapatılması ve sosyal ilişkilerin de dijitalleşmesiyle pazarın en güçlü kolu olan oyun uygulamalarının tahtı sallanmaya başladı. Mobil oyunlar 2020'de 162 milyar dolara ulaşarak pazarın büyük çoğunluğu elinde tuttu. Ancak veri analiz şirketi Sensor Tower, kullanıcıların 2024 itibariyle diğer uygulamalara daha fazla ilgi göstereceğini öngörüyor. Mart 2020'de başlayan ilk kısıtlamalarla akıllı telefon kullanıcıları ağırlıklı olarak oyun uygulamalarına yönelirken, Sensor Tower'ın yeni araştırması, kullanıcıların mobil oyunlar dışında diğer uygulamalara daha fazla harcama yapmasını bekliyor. Eğitim, sağlık ve iletişime yönelik hizmetler ise öne çıkan uygulamalar arasında dikkat çekiyor. Araştırma gelecek 4 yıl içinde müşterilerin mobil uygulamalara 270 milyar dolar harcayacağını öngörüyor. Bu da geçen yılki rakamın yaklaşık 3 katı oluyor. Öte yandan araştırmada Apple müşterilerinin Android müşterilerine göre daha fazla harcama yapması da öngörülürken App Store'un küresel gelirlerinin aynı dönemde 185 milyar dolara ulaşması da bekleniyor. Katar'la Mısır arasında ilk resmi temas gerçekleşti. Toplantıda iki ülkenin Körfez bölgesindeki istikrarın ele alındığı bildirildi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Katar ve Mısır heyetleri Elul'a zirvesinde varılan Körfez Uzlaşısı'nın uygulanması için gerekli mekanizmaları oluşturmak için Kuveyt'te bir araya geldi. Tarafların ULA bildirisinin ardından Katar ve Mısır arasında güven inşa edilmesine yönelik iki ülkenin attığı adımları memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada heyetlerin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için alınacak tedbirleri görüştüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca tarafların Körfez Uzlaşısı'na ev sahipliği yaptığı için Suudi Arabistan uzlaşı sonrası Katar ve Mısır arasındaki ilk resmi görüşmeye ev sahipliği yaptığı ve sarf ettiği çaba için Kuveyt'e takdir ve teşekkürlerini sunduğu aktarıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtilmişti. Evet efendim, şimdi konuğumuza gidiyoruz. Sivil havacılık uzmanı gazeteci Musa Alioğlu bizlerle birlikte. Musa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Musa Bey, havacılık ulaştırma şirketlerinin üzerindeki son değerlendirmeleri, gelişmeleri sizden almak istiyoruz efendim. İstanbul Havalimanı'nda garanti ödemeleri ertelenecek haberi geldi Sayın Kara İsmailoğlu'ndan. Son detaylar ve bize yansımaları nasıl olacak? Şimdi öncelikle konu biliyorsunuz daha önceki haftalarda havayolu şirketlerine bir yardım, bir destek paketinden bahsetmiştik ve televizyonunuzda bunu da dile getirmiştik. Ama bir an bir değişiklik oldu. TAV Havalimanları Holding bir anda bir açıklama yaparak KAPA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na dedi ki ben Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne başvurdum ve kiralarda bana kolaylık tanınmasını istedim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi de TAV için 2020 yılının kesilmiş 9 aylık faturasını, bir yıl diye geçiyor ama 9 aylık faturanın ödenmemesini ve iptal edilmesini
kararlaştırdı. Hı hı. Bu haber üzerine yine aynı şekilde Dehami'nin yapıştırıcı devret modeliyle kiraya verdiği İstanbul Havalimanı da aynı şekilde talepte bulundu ve onun da istekleri kabul edildi. Hı hı. Öte yandan devlet hava meydanları işletmesine ait olmayan tek havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, ki bu havalimanımız Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait HH adlı şirket tarafından yönetilmektedir. HH şirketi de bir açıklama yaparak ben de aynı şekilde indirim yaptım dedi. Onun akabinde Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir başka şey daha söyledi. Dedi ki devlet hava meydanları işletmesinin bütün havalimanlarında bulunan dükkanların, bunlar yaklaşık 643 kiracı ve 3900 iş yerini kapsıyor. Bunların da yine aynı şekilde 2020 kiralarını 9 aylık iptal ettik. 21 ve 22'de de %50 indirim yaptık. Şimdi bu çok güzel bir şey. Biz havacılar için, hava yolları için beklerken havalimanlar için böyle bir geldi. Ama burada bir nokta var. Hemen sizin bizim için nedir faydası buna gelmeden önce. Yine aynı şekilde Dalaman Havalimanı da özel bir şirket tarafından işletilmekte. Yine aynı şekilde Zafer Havalimanı, Kütahya'daki Zafer Havalimanı yine aynı şekilde bir özel şirket tarafından işletilmektedir. Bu şirketlere çok yüksek yolcu garantisi verildiği bir gerçeği var ortada. Bu yolcu garantisinin dışında böyle bir indirimi yapmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış, tabii ki bunu tartışmak bizim görevimiz değil. Devlet böyle uygun görmüş, bir şekilde bir yardım yapayım demiş. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesiyle olduğunu daha sonra öğreniyoruz. 10.02.2021 tarihli 3536 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Yoksa Dehami kendi başına böyle bir karar verme yetkisinde değildi. Hı hı. Sayın Bakanlık da böyle uygun gördü ve yapıldı. Şimdi bize faydası ne oldu? Bize faydası şu oldu. Konma konaklama ücretleri dediğimiz uçakların iniş kalkış, havalimanındaki aldıkları hizmetler, su, elektrik, aklınıza gelebilecek her şey. Evet. Elbette ki bu tarifelerde de indirim yapıldı. Ama bunun vatandaşa yansıması ne olur? Yani siz Özlem Hanım olarak bilet almaya gittiğinizde fiyatlar indi, kiralar ertelendi ve %50'de indirim yapıldı. Ben size bilet fiyatlarını ucuz yapayım deme şansı ne Dehami'nin ne de hava yolunu, havaalanını işleten şirketin. Bu ancak uçak şirketlerinin, havayolu şirketlerinin yapabileceği bir şey. Havayolu şirketleri bu indirimlerden yararlandığında ortaya elbette ki bize bir indirim yaparlar mı düşüncesi çıkabilir. Ama bu rakamın çok yüksek bir rakam olup olmadığı bazı havalimanlar için yüksek, bazı havalimanlarında çok büyük bir şey değil. Yani dükkanın kira indirimi bizi ilgilendirmez ama havayolu şirketlerine yapılan indirimler elbette bizi ilgilendirir. Biz de burada bir beklenti içine girebiliriz. Fakat ben bugünkü ortamda havayolu şirketlerinin hep zarar beyan ettiği bilançoları gördünüz. Siz de baktınız. Borsada Türk Hava Yolları ve Pegasus'u görüyorum. TAV Havalimanları'nın değer kazandığını görüyorum. Ama bilet fiyatlarının çok ucuzlayacağını ben böyle bir düşünce içerisinde değilim. Yani sizin sorunuza cevap olarak bize ne faydası olur derseniz bize çok büyük bir faydası olacağını zannetmiyorum. Bilet fiyatlarının inmeyeceğini, sezona doğru daha da yükseleceğini, bugün bir takım promosyonlar yapıyor havayolu şirketleri. Gel gel tabiri caizse buyurun gelin şunu şöyle yapalım, bunu bu ucuz verelim. Ama yaza doğru Nisan başından itibaren hiç kimse uçak bilet fiyatlarının ineceğini veya azalacağını düşünmesin. Evet. Ben bunların sadece bu şirketlere faydası olduğu kanaatindeyim. Peki efendim, havacılıkta da yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Bu pandemiyle birlikte değişen birçok şey hayatımıza dahil olacak. O yüzden özellikle önümüzdeki dönemlerde seyahat planı olanların da mutlaka son gelişmeleri, değişimleri de dikkate alması, biraz değil mi, araştırmak da gerekiyor. O yüzden sizden hem dinleyelim hem de bu dijital seyahat kart uygulaması nasıl dahil olacak hayatımıza? Şimdi efendim, dijital kart uygulaması halkımızın anlayacağı tabirle konuşursak, bizim şu anda kullandığımız telefonlarımıza indirdiğimiz HES kodu dediğimiz kodun bir değişik hali. Ama nasıl? Şehirden şehire giden vatandaşın HES kodu var ama ülkeden ülkeye gidecek olan vatandaşların artık bundan sonra dijital kartı, yani bir nevi bir pas kartı olacak. Geçiş kartı Türkçesiyle. Bu geçiş kartını kim istiyor? Hayata
Dünya Seyahat Acenteleri Birliği dediğimiz, taşımacılık birliği dediğimiz kurum diyor ki böyle bir şey olsun. IATA kim? IATA dünyada 130 ülkede ve 280 büyük havayolu şirketini temsil eden uluslararası bir kuruluş. Elbette IATA'nın dediğini yabana atamayız ama onun da üstünde Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Acil Durum Komitesi var. Acil Durum Komitesi diyor ki böyle bir şey yapmayın. Niye yapmayın diyorlar biliyor musunuz? Dünyanın şu anda %10'u ancak aşıya ulaşabildi. Dünyada şu anda aşı vurulabilen ülkelerin sayısı çok az. Yani %10 çok az bir rakam. Bazı ülkeler, Kanada ve benzeri zengin batılı ülkeler artık 5 katı, 10 katı aşı satın alıp stokladığı bir ortamda dünyanın örneğin Afrika'ya aşı daha doğru dürüst ulaşmadı. Böyle bir ortamda siz kalkar derseniz ki efendim paskart olsun, aşısı olamayan uçağa binmesin derseniz insanların bir, insan haklarını engellersiniz. İki, seyahat özgürlüğünü engellersiniz. Önce onlara aşı olabilecek imkanı sağlayacak hür dünya, zengin dünya, paralı dünya veya batı dünyası her kimse. Önce bu insanların aşısını temin edelim. Önce bunlara aşı vuralım. Yani dünyada bir eşitlik sağlanmalı aşı konusunda. Yoksa eğer aşı savaşlarıyla devam ederse bu kavga, bu kavganın altından olan insanoğlu olur. Milyonlarca insanın hem can kaybına uğrarlar aşı olamadıkları için, hem de seyahat özgürlüğü denilen bir şey ortadan kalkar. Kimse ondan sonra da demesin ki ben hayatayım, ben küyüm buyum. Böyle bir şey yok. İnsan hakları her şeyden önce gelir. Aşıyı önce temin edeceksiniz. Önce insanlar aşı, ondan sonra paskartı isteyeceksiniz. İngiltere ister, efendim bazı ülkeler istiyorlar. Bu böyle olsun diye. Avrupa Birliği bile kendi arasında bölündü. Onlar bile kararda müttefik değiller. Bu anlamda ben çok gerekli ve geçerli olabileceğini zannetmiyorum. Ama yine de birileri uygulamaya koyacaktır. Yapacak bir şey yok. Dünya düzeni böyle devam eder. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum Musa Alioğlu, aktardığınız kıymetli yorumlar için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Özlem Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sivil havacılık uzmanı, gazeteci Musa Alioğlu'nu uğurluyoruz. Gidiyoruz efendim. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Üzeyir Doğan'ı. Üzeyir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ederiz. Hemen şöyle piyasalardaki genel görünümü, TL tarafındaki hareketliliği sizden dinleyelim. Evet, bugün baktığımızda bariz olan bir şey TL varlıkların yurt dışından ciddi manada negatif ayrışmış olması. Hem borsa tarafında bunu görüyoruz, hem de kur tarafında bunu görüyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlanacak olursa kurda hızlı aşağı dönüşleri görmüştük. 7'nin altındaki rakamlar, hatta 6.90'ın altındaki rakamları da test etmiştik. Sonrasında hafif hafif yukarı yönlü hareketler vardı ama bir dengelenme çabasıydı. Hafta başında ilk olarak Brezilya'daki bu Petrobras'la ilgili gelişmelerin TL tarafında da olumsuz etkileri olduğunu gördük. TL'de biraz daha zayıf bir seyir vardı. Ama bugün özelinde baktığımızda ise hareket tamamen bize özgü gözüküyor. TL'de nereden baksanız %2'ye yaklaşan bir değer kaybı söz konusu. Bunun temelinde de biraz iki konunun etkili olduğu kanaatindeyim ben. Bir tanesi yabancı yatırımcı aslında son bir aydır, dört haftadır Borsa İstanbul'da net bir şekilde satışta gözüküyordu. Yapılan bu satışların dövize dönüşü burada etkili olmuş olabilir. İlk etken bu gibi. İkincisi de son günlerde bizde kur faiz tartışmaları, işte daha doğrusu kur seviyesi ya da Merkez Bankası'nın rezervleri tartışmalarını tekrar görmeye başladık. Bunlar da bir miktar kur tarafında yeniden yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor. Yani bu iki gelişmenin TL tarafındaki olumsuz fiyatlamada etkili olduğu kanaatindeyim. Ama dediğim gibi bunların dışında özellikle ilk başta bahsettiğim özellikle Borsa İstanbul'da gelinen seviyelerin yabancı yatırımcıda hem kurun geldiği seviye hem borsanın geldiği seviyeyi göz önünde bulundurduğumuzda kısa vadede sağlanan yüksek getiriler ciddi bir realizasyon ve tekrar paranın anavatanına dönme eğilimini de arttırmış durumda. Tabii bunların yanına dışarıya baktığınızda da yurt dışında da Amerika'da özellikle faizlerin artıyor olması da burada biraz daha o tarafın cazibesini arttırıyor. Tüm bu etkenler birleşince de bu şekilde bir hareket görmüş olduk. Hem TL'deki önceki sert değer kazanımının bir düzeltmesi, hem Amerika'da faizlerin artıyor olması, hem yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'da karını realize etme eğilimi, hem de bizim içerideki
rezerv tartışmaları, kur seviyesi tartışmaları bir güne bir miktar bu tarafta negatif ayrışmamıza sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Üzeyir Bey, daha size çok sorulacak sorumuz var. Detaylar özellikle burada ön plana çıkacak. Üst üste neredeyse %2'lik kapamaları gerçekleştiren BIST endeksi acaba bu haftayı da nasıl tamamlayacak? Satışları biraz daha panik havasında yapmamak için ne yapmak gerekir vesaire. O yüzden ama evet. Şöyle kısa bir ara verelim. Aradan sonra Üzeyir Doğan'la bolca hem Borsa İstanbul performansını aynı zamanda kurdaki hareketliliği konuşacağız efendim. IŞİD Menkul'le gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bizi bekleyen konuğumuz Üzeyir Doğan'a gidiyoruz. Üzeyir Bey'e teşekkür ederiz beklediğiniz için. Şimdi ben çokça soru var efendim. Borsa İstanbul'daki yatırımcılar tabii şimdi dün de %2'lik düşüşle kapattık. Bugün de ayrışan sektörler de vardı. O yüzden şöyle bu kar satış dalgasının içinde panik var mı yok mu? Hangi sektörler özelinde bir ayrışma sergiliyor? Tekrar size bırakıyorum yorumu. Evet, öncelikle ciddi bir düzeltme hareketi başladı. Aslında hatırlanacak olursa ay başında da buna benzer bir düzeltme hareketi görmüştük. Evet, yani evet. Gün içerisinde %4'ü bulan düşüşler vardı. Daha sonra endeks bir tepki hareketi gerçekleştirdi ama bir önceki trende geri dönüş sağlanamadı. Biz aslında ilk yükseliş trendimizi o %4'lük satışın olduğu dönemde aşağı yönlü kırmıştık ve tekrar bir trende dönme çabası gördük. Bu başarılamadı ve şu geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz dip seviyeleri referans, yani o harekette gördüğümüz dip seviye referans aldığımızda trend biraz daha eğim kaybederek devam ediyordu. Kabaca 1530'lar civarındaydı bu trend ve önceki gün bu trendin altına indik dün. Bugün de tekrar satışlar devam ederek trendin kırıldığını teyit etmiş olduk. Bu noktadan sonra biraz daha satış baskısının artması bana kalırsa olası. Geçtiğimiz bir önceki satışta gördüğümüz 1430 civarı şu anda bir destek noktası ama ben bu seviyelerin de altına sarkılma ihtimalinin daha da arttığı kanaatindeyim. Endeksteki o yükseliş trendinin yerini bir düzeltme sürecine, bir düşüş trendine bıraktığı kanaatindeyim. O nedenle en azından son tepelerden geçen düşüş trendi olarak adlandırabileceğimiz yeni trend aşılmadığı müddetçe biraz yükselişlere karşı da burada bana kalırsa temkinli olmak gerekiyor. Yani o açıdan biraz daha negatif taraftaki seyrin devam etmesinin potansiyelinin yüksek olduğu kanaatindeyim. İkincisi de şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani biz yaklaşık son 3-4 haftadır yukarı yönlü hareketler denemeye çalışıyoruz ama yani çok bu süreçte dikkat çeken bir unsur var. Yani birkaç gün yükseliyoruz, hafta sonuna geldiğimizde atmosferde herhangi bir değişim yokken bir anda satışlar geliyor. Bir gün bakıyoruz endeks boşluklu yükselişle açılıyor. Aynı gün çok ciddi satışlar geliyor. Yani her yükseliş fırsatını satış fırsatı olarak değerlendiren, her yükselişi bir satış fırsatı olarak değerlendirilen bir kesim vardı. Ve bu kesimde ağırlıklı olarak son 4 haftadır yabancıydı. Ve yabancı satışları burada biraz daha etkisini gösteriyor. İkinci olay şu, gün içinde bakıyorsunuz örneğin bir kurum tarafından satışlar çok net bir şekilde gözüküyor. Nette baktığınızda kurum üzerinden gelen satışlar borsayı domine ediyor. Ama gün sonuna geldiğinizde o kurumun alışları borsayı biraz toparlarken başka kurumlar üzerinden tekrar satışlar gelebiliyor. Yani bunu dün de gördük, önceki günlerde de görebiliyoruz. Bu açıdan bakınca bir pozisyon değiştirme, yeniden pozisyonlanma ve bu süreç içerisinde bir realizasyon isteği yabancı yatırımcıda bence yaklaşık bir aydır vardı. Burada piyasayı diri tutan yerliler, hala düşüşleri sınırlayan da bence yerli alımları. Ama yerlinin de iştahı kaçacak olursa ki bu yeni yatırımcı kitlesi henüz daha ciddi düzeltmelerle karşılaşmadı. Karşılaştığında ne yapacağını bilmiyoruz. Panik atmosferi de o zaman başlayabilir. Şu an hala bir panik satışı olduğu kanaatinde değilim ben. Bu başladığında endeksteki düzeltme çok daha hızlanabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü son dönemde borsaya çok ciddi bir yatırımcı girişi oldu. Ve bu yatırımcılar hep yukarı yönlü hareketlere şahit oldular. Düşüş yönünde
ne yapacaklarını bilmeleri biraz bu nedenle çok mümkün olmadı. Hı hı. İnşallah öyle bir senaryoyla karşılaşmazlar ama böyle bir senaryoyla karşılaştıklarında ki ben bu ihtimalin arttığı kanaatindeyim dediğim gibi bu yeni yatırımcının panik satışları endeksi olması gerekenden daha da fazla aşağı çekebilir. Buna da dikkat etmek gerekebilir diye düşünüyorum. Aslında çok önemli bir nokta değil mi Üzeyir Bey? Yani yeni değişen yatırımcı profiliyle birlikte tabii ki bu profilin zaman zaman bazı noktalarla ilk defa karşılaştığını görüyoruz. Hatta sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz haftalardaki o satışta bir panik dalgası vardı. Çünkü %4'ün evet. üzerinde bir kayıp vardı. Şimdi biraz daha böyle adım adım. Peki ne yapmalı? Mesela yatırımcı, yerli yatırımcı gün içinde aslında kısa vadede pozisyonlanmalar daha ağırlıklıydı. Yani al-sat dediğimiz değil mi? Olaylar gün içinde daha evet. çok oluyordu. O yüzden biraz da hacimsel anlamda yüksek meblağlar tabii görmeye başlamıştık. Şimdi diyelim ki almış olduğu hissede şu an ciddi bir düşüş var. Bu hissede BIST 100 endeksinde ya da BIST 30 endeksinde. Çünkü bunun dışında kalanlarla ilgili yorum yapmak da zordur diye tahmin ediyorum. O kesinlikle. Yüzden orayı hiç sormayacağım. O çünkü o gidişat bambaşka bir yerde olabilir. Spekülatif hareketler de olabilir ama böyle BIST 30, BIST 50, BIST 100 özelindeki hisselerde şu an için pozisyonlanmış ve zarar gösteren kalemlerde ne yapmak sizce daha uygundur? Bence her halükarda zarar kesmeyi bilmek lazım. Yani belli seviyeler, bu şu anki seviye olabilir ya da başka bir seviyeyi baz alıyorlardır. Başka bir oranı belirliyorlardır. Yani geri dönüşte bir, eğer kârdalarsa kârın bir kısmını rezerve edebilecek bir stop seviyesi. Zarardalarsa da bu zararın büyümesini engelleyecek bir zarar kes seviyesini mutlaka belirlemeleri lazım. Biz daha önce BIST 100 dışı şirketler için biraz daha bu spekülatif hareketlenmeleri söylüyorduk. Ya da tahtaların piyasa tabiriyle sahiplenilmiş olması. Belli kişi ve kurumların işte buradaki işlem ağırlıklarının tahtaların speküle ettiği ya da manipüle ettiği diyebiliriz hatta. Haberleri görüyorduk ama şu anda bana kalırsa bu BIST 30 şirketlerine kadar gelmiş durumda. Yani bir gün bakıyorsunuz şirket tavan, ertesi gün taban. Özellikle ay sonlarında vadeli piyasalarda da belki katkısıyla vade dönüşlerinde burada bu artık spekülasyonun ötesine geçen hareketler çok daha hızlanabiliyor ve BIST pay vadeli işlemi olan likiditesinin normalde çok yoğun olmasını beklediğimiz BIST 30, BIST 50 hisselerinde de bunları görmeye başladık. Bu açıdan mutlaka dikkatli gitmelerinde fayda var. İkincisi de mutlaka portföy çeşitlendirmeleri lazım. Yani şu süreçte baktığımızda yani bir bakıyorsunuz piyasanın %2 düştüğü gün ya da diğer hisselerin %5, %6 düştüğü gün bir hisse %10'la tavan olabiliyor ya da %10'la tavan olabiliyor tersi bir senaryoda. Ve habersiz değil mi? Herhangi bir nedene habersiz, dayalı olmadan. Yani, aynen en sonunda ya bakıyorsunuz gün sonunda biri almış diye haber çıkıyor ya da biri satmış diye haber çıkıyor. Yani Elon haber Musk çıkmıyor. Gibi. Aynen yani bizim piyasanın da o açıdan hani ne kadar sığ olduğunu da görmüş oluyoruz böylelikle. Evet, evet. Gerçekten yatırımcı tabanımız arttı gibi gözüküyor, sayısımız arttı gibi gözüküyor ama hisseler maalesef hala bu tarz kişi ve şahıslarla ya da işlemlerle anılabiliyor. Ki bunlar BIST 30, BIST 100 dediğimiz en büyük şirketlerimiz. Bu açıdan piyasanın güvenilirliği de bana kalırsa biraz azalıyor. Yani bu tarz hareketlerin görülüyor olması. Özellikle ifade ettiğim gibi bu vade sonlarına yakın bu tarz hareketler ciddi speküle edilebiliyor. Yani burada bu nedenle spot ve vadeli arasındaki işlemlerin de belki dikkatli incelenmesi, dikkatli eşleştirilmesinde de belki fayda var yani yetkili kurumlar tarafında. Bunlar gerçekten şu son dönemde gördüğümüz birkaç hissede değil, yani birçok hissede görülebiliyor. Bu tarz hareketlere bir maruz kalmamak için bir mutlaka portföyü çeşitlendirmek lazım. En az 5 belki de 10 hisseyle bir portföy oluşturmak lazım. İkincisi de son dönemde agresif fiyat hareketleri yapan şirketlerden uzak durmak lazım. Yani bir bakıyorsunuz hissenin son 3 aydaki, 6 aydaki, 1 yıldaki performansı 3'e katlamış, 4'e, 5'e, 10'a katlayanlar, 20'ye katlayanlar var. Yani bu performansların iyi sorgulanması lazım. Eğer bu şirketlerle yatıp kalkmıyorsanız, şirketin fabrikasından arazisine kadar gidip gelmiyorsanız, yatırımcı ilişkileriyle birebir görüşmeniz, diyaloğunuz yoksa, sizin yerinize bir araştırma birimi kurumlarda bu şirketler hakkında çok detaylı raporlar hazırlamıyorsa bu tarz şirketlerden uzak durmak lazım. Çünkü gerçekten içinde bulunduğumuz konjonktür belki 400 tane halka açık şirket varsa 400-450 arası diyelim. 2 tanesi, 3 tanesi bu tarz bir dönüşümü açıklayabilir. Şirketin değerinin 3'e 4'e katlanmış olmasını açıklayabilir. Ama borsamızda maalesef bunun gibi
belki 100, belki 200 tane, 300 tane şirket var. Bunlara dikkat etmek lazım. Hı hı. Burada sadece şunu söyleyeyim. Yani geçtiğimiz yıl BIST 100 dışında kalan şirketlerin getirilerinin aritmetik ortalamasını aldığımızda %200'ler civarında getiri var, hatta üzerinde. Bu normal bir zaman, normal bir dönem değil. Yani değerlemeler oldukça şişmiş durumda. Artık bu BIST 100 içine, BIST 50 içerisine de kaymış durumda. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğu kanaatinde değilim açıkçası. O nedenle de yakın dönemde, sebebini bilmiyorum ama uç noktalara geldiğimizi düşünüyorum ve bir düzeltme ihtimalini, bu başlayan düzeltmenin biraz daha derinleşebileceği endişesini taşıyorum açık söylemek gerekirse. Evet, çok katılıyorum Üzeyir Bey söylediğiniz her cümleye. Borsa İstanbul'u kapatalım. Birkaç sorum daha olacak. Özellikle bu her gün tavan ya da her gün tavan giden hisselerde SPK'nın yapmış olduğu. Şimdi devre kesici vesaire çok konuşuyoruz. İyi ki de oldu. Hatta yüzdesel anlamda da düşüşler biraz daha yatırımcıların zararını en azından maksimum seviyeden biraz daha orta haliye getirdi. Ama daha da yapılması gereken yol var mı sizce diye. Ama şöyle bir Borsa İstanbul'u kapatalım. %2,30 BIST yüzdeki düşüş 1483'ten tamamlatıyor. Evet, Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı, %2,30. Efendim Üzeyir Bey, az önce de sizin sözlerinizin özelinde çokça çıkartmış olduğumuz ve çok birçok yerli yeni yatırımcının da merak ettiği konu. Şimdi hep dediğiniz ya, yükselişlere biz hep karşıladık ama şimdi gel gör ki BIST 30 ve BIST 50 gibi endekslerde de bu risklerin aslında olduğunu görüyoruz. Çünkü algoritmalar da var aslında. Yani sadece burada sistem kişiler üzerinden değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Ben uzman değilim tabii ki ama sizler daha iyi bilirsiniz. Algoritmalar da işin içine girdiği zaman kesinlikle, hızlı düşüşler, hızlı yükselişler kaçınılmaz olabiliyor. O yüzden bu mesela diyelim ki 3 gün üst üste ya da 2-3 gün üst üste taban ya da tavan giden hisselerde bir ceza ya da bir dur, bir yaptırım var mıdır ya da ne olması gerekir? Var. Aslında bu dönem SPK, Borsa İstanbul, Aracı Kuruluşlar Birliği ve aracı kurumlar bence üzerine düşenin fazlasıyla yapıyor. Yani burada baktığınız zaman hisse hareketleri olduğunda devre kesiciler devreye giriyor. Daha sonra çeşitli işlem yasakları geliyor. Yani hisseyle ilgili örneğin kredili alış, açığa satış vesaire gibi yasaklar. Eşleşme fiyatının duyurulmaması vesaire gibi ileri yaptırımlar. Birçok kredi kullanımının sınırlandırılması vesaire gibi birçok uyarı ve cezai yaptırım üst üste geliyor. Ama sizin de malumunuz, hani hep şu söyleniyor işte acaba burada geç mi karar alınıyor diye, ama sonuçta bir suçun oluşması ve bu suçun oluştuğunun incelemeler sonunda ortaya çıkması lazım. Şimdi SPK bugün BIST'e %10 yükseldi diyor, oradaki yatırımcıya ceza vermez ki. Burada bir inceleme yapması lazım, bir araştırma lazım. Suç unsuru oluştu mu oluşmaması, bunu görmesi lazım. Ve bunu gördüğünde de aksiyon alması lazım. O nedenle hareket bittikten sonra bu oluyor gibi bir eleştiri bana kalırsa çok doğru değil. Yani en azından göz göre göre bir cinayet bile işlense o cinayetin üzerine bir soruşturma vesaire evreni, dava süreci vesaire gerçekleşiyor. Çok doğru. Ve sonrasında ceza geliyor. Burada aslında herkes üzerine düşeni yapıyor. Önce devre kesiciler geliyor. Daha sonra işte kredili alış, açığa satış yasağı, işte brüt takas, eşleşme fiyatının duyurulmaması vesaire gibi birçok uyarı geliyor ve burada aslında yetkili kurumlar diyor ki bu işlemler riskli. Yani artık bu hisse riskli. Kendinize dikkat edin, kendinize dikkat edin. Üst üste uyarılar geliyor. Ama yatırımcı bu uyarıları almak istemiyor. Yani çünkü orada bir beklentisi ya da SPK'dan, Borsa İstanbul'dan, Aracı Kuruluşlar Birliği'nin aracı kuruluşlardan daha fazla güvendiği bir isim var. Çünkü ona o hisse şuraya gidecek demiş. Yani 100 olacak, 50 olacak demiş. Hı hı. Ve oraya bir bağlanma var. O bağlanma neticesiyle bu yararların hiçbirini görmezden geliyor. Daha sonra işten bitip ciddi zararlar oluşup o güvendiği kişinin de artık SPK bülteninde, dolandırıcı listesinde vesaire görüldüğü anda eyvah diyor. Ama bu süreçte dönüp tekrar suçlu olarak SPK'yı, Borsa İstanbul, Aracı Kuruluşlar Birliği'ni ya da aracı kurumları hedef alıyor. Yani baktığımızda bu tiyatro ya da bu resim hiç değişmedi. Ama bu konuda ben kendim de izliyorum, görüyorum. Yani gerek Borsa İstanbul'un, gerek SPK'nın, gerek Aracı Kuruluşlar Birliği'nin, daha doğrusu Sermaye Piyasası Birliği'nin yeni adıyla ve aracı kurumların
bu tarz hisselerden uzak durulması, manipülasyonlara alet olunmaması, bu suça katılımcı olarak iştirak edilmemesi konusunda ben yüzlerce uyarı ve yazı okudum. Yani bunlardan çok birinden doğru. ders çıkartmak lazım. Ama maalesef dediğim gibi iş işten geçtikten sonra yine bu uyarıları yapan kurumlar suçlu konumuna getirilecek. Bunun da ben bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Yani dediğim gibi herkes üzerine düşen uyarıyı fazlasıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Biraz bunlara kulak kabartmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Size o kadar çok katılıyorum ki burada en çok eleştiriyi kurum ve kuruluşlar alıyor ama biz de bir yazı okumuştum. Manavdan domates seçerken daha dikkatliyiz ama bir hisse birisi kesinlikle. Bir şey söylediği zaman koşa koşa ona tüm servetimizi, tüm birikimlerimizi çok rahatlıkla yatırabiliyoruz. Burada hemen dönüp kendimize sormamız gerekiyor. Bunun da altını ben de çizmek istiyorum. Sonuçta bu bir riskli piyasa. O yüzden de değerlendirirken yani Türkiye'nin en değerli, en kıymetli şirketinin de hissesini alırsınız, düşer, çıkar ama bir dengede düşüp çıkar ve bu kabullenilebilir, bekle gör yapılabilir. Belki değil mi zarar noktasında bile sonrasında, bir ay sonrasında kendini telafi edebilir ama gel gör ki o kadar yani ne iş yaptığını bilmediğimiz şirketlere paralarımızı yatırıyoruz ki ertesi gün bunu gördüğümüzde de vah vah diyoruz, bu da iş işten kesinlikle. Geçmiş oluyor. Peki efendim, çok küçük şöyle 1-2 dakika kur tarafındaki oynaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında burada bir son cümle ekleyeyim. Burada şunu da gösterebiliriz. Hı-hı. Mesela sanal paralara en çok yatırım yapan vatandaşlardan biri Türk vatandaşları. Maalesef evet. Evet. Bunun sebebi nedir derseniz aynı Borsa İstanbul'da olduğu gibi sanal paralarda da kolay zengin olma hayali. Biz yatırım falan yapmıyoruz. Yani biz tasarruf etmiyoruz, biz yatırım Hı-hı. yapmıyoruz. Biz sadece kolay yoldan zengin olma hayal taşıyoruz. Bu da borsaya da yansımış durumda. Kesinlikle. Diğer taraftan kur tarafına gelecek olursak, evet kur tarafında bir hareketlilik var. Bunun aslında yayın başında bahsettik, birkaç etkeni var. Yani Amerika'da faizlerin yükselmesi, hafta başındaki Brezilya'daki Petrobras'ın yönetiminin değişimi. Bunlar dışsal etkiler ama bugün özelinde baktığımızda biz bariz bir şekilde negatif ayrışıyoruz. Bunda da ben bir miktar borsadaki yabancı satışlarının işte artık TL'ye geçen paranın tekrar dövize dönüp ana parasına, ana vatanına gitme süreci. İkincisi de son günlerde yeniden Merkez Bankası rezervleri, kur seviyesi vesairesinin piyasada tartışılıyor olmasının getirdiği psikolojik etken olduğu kanaatindeyim. Bu hareketin çok şiddetleneceğini düşünmüyorum ama bir miktar keyif kaçırdığını da kabul etmek lazım. Çok fazla düşüş beklemiyordum zaten ama açık söyleyeyim, burada da tepki hareketlerinde çok şiddetlenmesini beklemiyorum. Biraz daha bu bölgelerde dalgalı bir kur izleyeceğimiz kanaatindeyim hala. Biraz daha sınırlı olabilir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Üzeyir Doğan. Aktardığınız değerli yorumlar için sağ olun. Sağ olun efendim. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Üzeyir Doğan'ı uğurluyoruz. Şimdi gidiyoruz efendim. Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizleri bekliyor. Ayhan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Ayhan Bey, şimdi raporlar gelmeye başladı Türkiye lehine. Revizeleri karşılıyoruz. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz gerçekçi mi değil mi? Bazı raporlarında 2020 yılında da tutmadığını da gördük. Hatta gün içinde bir takım sağ olsun konuklarımız da aslında bunu da kanıtlar, sözler de söylediler. Ama Moody's de gel gör ki bir rapor gönderdi. Bu raporda %4'lük büyüme tahmininde bir düzeltme var. Enflasyon hedefi ise tabii ki %5 beklentiler arasında ama tutar mı tutmaz mı sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Şimdi öncelikle son 2-3 aydır ekonomimizde önemli bir gelişmeler oldu. Bunların bir kısmı aslında belki üretici ve ihracatçılar adına çok cazip olmasa da bugün kurda ciddi hareketlilik de oldu. Biz aslında sanayiciler olarak kurdaki yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketlerin, hızlı hareketlerin hiçbirini sevmeyiz. Evet, ama yukarı yönlü olması lehimizde gibi gözükse de hızlı olmasından dolayı rahatsızlık çekiyoruz. Türkiye'nin büyüme verileri aslında Özlem Hanım, ben 11 yıllık başkanlığım döneminde ne Dünya Bankası, ne IMF, ne diğer rating kuruluşlarının tahminleri hiçbir zaman bizim rakamlarımızı maalesef yakalayamadı. Daha kötümser rakamlar geliyor. Bizim aslında Türkiye'nin belki bu dinamizmini bir yerde yansıtıyor. Bizim beklentimiz 2020 yılına ait beklentimiz, büyümeye yönelik beklentimiz
aslında biraz daha fazla olabilir. Yani %2'ye kadar gelebilir. Çünkü dördüncü çeyrek, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2 ay ihracat rekoru kırıldı. Hem Ekim ayında hem Aralık ayında. Onu takiben bu yılda Ocak'ta bir rekorla girdik. Tabii ki ihracat Türkiye için çok önemli. Biz bunu yaparken ana partnerimiz Avrupa Birliği, onlara da mal sattığımız, yani %50'den fazlasını Avrupa'ya sattığımız için veya ihracatımızın %50'ye yakınını, onlar çok önemli. Onlardaki yavaşlama veya hızlanma bizi hemen etkiliyor. Dolayısıyla biz sadece kendi ülkemizdeki üretime değil, tüketime değil, oraya da bakmak, onlarla da bir taraftan işbirliği içerisinde olmamız lazım. Pandemi nedeniyle birçok hiç tahmin etmediğimiz, Özlem Hanım, değişiklikler oldu. Bunları siz de dile getiriyorsunuz. Bizler açısından önemli sorunlardan bir tanesi, konteyner, yani yapacağımız, aldığımız sipariş, elimizde ürettiğimiz malı göndermede sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda mesela bunun çok uzun süreceğini düşünmüyoruz ama kanaatimce Ocak ayı verimizde bu konteyner sıkıntısı olmasaydı daha yüksek bir rekorla girebilirdik. Bunu bir taraftan tehdit olarak görüyoruz, maliyetlerimiz artıyor ama öbür taraftan da bizim en büyük rakibimiz diyebileceğimiz Uzak Doğu'dan gelen mallarda aynı nedenlerle çok ciddi bir fiyat artışı var. Bize oranla çok daha fazla, çünkü biz ihracatımızın, Avrupa'ya yaptığımız ihracatın büyük bir kısmını tırlarla yapıyoruz. Gerçi İKB olarak da biz tırlarla ihracatın sürdürülebilir olduğuna çok inanmıyoruz. Her platformda bunu hızlı trenlerle ve gemilerle yapmamız gerektiğini de dile getiriyoruz. Ama şimdi Çin'den navlun fiyatlarının 7-8 bin eurolara geldiği konteyner birim başına bizim için aslında bir fırsat. Ama biz de aynı gemideyiz. Sonuçta bizde de konteyner bulma noktasında sıkıntılar var. Dolayısıyla bazen fırsatları da paraya çeviremiyoruz. Pandeminin en büyük tahmin edilmeyen etkilerinden bir tanesi bu oldu. Aslında dünyada yeteri kadar konteyner var. Ama boş konteynerler dolu mal bulamadıkları için, bazı yerlere dönemedikleri için bir kıtlık yaşıyoruz. Bakanlığımız da bu konuda, üretim konusunda bir takım teşvikler verdi ama bunun yerine gelmesi uzun vadede mutlaka olabilir. Kısa vadede maalesef çözüm olma noktasında bir zaman alacağına inanıyoruz Özlem Hanım. Evet, peki efendim, bu sadece kur tarafındaki oynaklık değil, hem enerji tarafında, yani emtia tarafına da dönüş yapacak olursak, enerji tarafında, işte bakır tarafında, altın tarafındaki bu yükselişler sanayi sektörünü Türkiye'de özellikle nasıl etkiliyor sizce? Yükseliş değil, bazen altın tarafında mesela düşüşler de oluyor. Orada da aslında volatilite, yani oynaklık dediğimiz olay orada da oldukça yoğun. Şimdi Özlem Hanım, sadece metallerde değil, tahılla da, yani evet, tarımsal ürünlerde de bu yükselişler oldu. Şimdi Türkiye'nin üretim gamına baktığımız zaman biz birçok ürünü dolar bazlı ithal edip ağırlıklı olarak euro bazlı satıyoruz. Aslında bu bizim lehimize bir durum. Çünkü euro-dolar paritesi devamlı euro lehinde bir pozisyonda. Eskiden bir ilk başlangıçta biliyorsunuz daha altındaydı. Dolayısıyla dolarla alıp euro ile satmak çok lehimize bir durum şu anda. Ancak maalesef emtialardaki artışları ihracat yaptığımız pazarlara anlatmakta da sıkıntı çekiyoruz. Yani aslında bir taraftan maliyetlerimiz artıyor. Bazı ürün gamlarında fiyatımız tutmama durumu da olabiliyor. Çünkü rakibimiz malum Çin ve benzeri ülkeler. Oralarda alım güçleri ve kapasiteler daha fazla, daha stoklu çalışabildikleri için bizlere oranla biraz daha avantajları olabiliyor. Ancak bizim baktığımızda emtia fiyatlarını tabii ki yansıtabiliyor olmamız lazım. Birçok firmamız da yansıtabiliyor ama kısa vadede, yani aylık bazda, iki aylık bazlarda bunları maalesef yapamıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan maliyetlerimiz artıyor, öbür taraftan satarken anlaştığımız fiyatlarla satmak zorunda kalan firmalarımız daha fazla zorluk çekiyor. Bunun orta ve uzun vadede düzeleceğine inanıyoruz.
Tabii bu artışların hepsinin öz zamanın bir de aşağıya yönlü inişi olacaktır. Bizim üretim maliyetlerimizdeki yani doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar tabii ki bizi kısa vadede sıkıntıya sokacaktır. Burada bizim arzumuz kurdaki hareketin üzerinde bir artış olmasını istemiyoruz. Kurdan açılmışken Özlem Hanım, bizim söylediğimiz de şu, üretici fiyatlarında kurun reel efektif döviz kuruna baktığımız zaman aslında 6.7-6.8'e kadar doların geldiğini görüyoruz. Yani aslında şu andaki yaşadığımız kur fiyatı çok uzaklarda bir fiyat değil. Dolayısıyla bunun çok çok altına inmesini zaten biz istemiyoruz. Üstelik ihracatçının ve üreticinin desteklenmesi için de aslında bir rekabetçi kurumuz, hani biraz daha değersiz TL'nin olmasını arzu ediyoruz. Ama az önce de söyledim, ani yükselmeler veya ani düşmeleri hiç biz arzu etmiyoruz. Çünkü sanayici sadece üretip sattığıyla kar etmek istiyor. Kur işi başkalarının işi, bizim işimiz değil. Evet efendim. Oradan para kazanmak veya kaybetmek istemiyoruz açıkçası. Evet efendim, çok çok teşekkür ediyorum Ayhan Zeytinoğlu. Aktardığınız kıymetli yorumlar için sağ olun. Teşekkür ediyorum o zaman. Biz teşekkür ederiz efendim. Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu bizlerle birlikteydi bu bölümde. Ve böylece gün sonu burada noktalayacağız efendim. Noktaladıktan sonra Stüdyo New York'la tekrar karşınızda olacağım. Menkul gün sonunu sundu.